Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendime söyleyeyim, sefalar getirdiniz. Ben maçın varlığından habersizmişim meğer programı yaparken. Ki böyle bir maçta aynı anda yayında olsaydım da saçmalık olurdu. Ee, Erencim hoş geldin ve sefalar getirdin. Bayağı bir sefalar getirdin, helal olsun. Ee, ses niye gelmiyor ya? Alert Box'uma ne oldu gene benim? Alert Box sen kendinde misin? Kardeşim ne oluyor sana? Aa. Alert boxumuz yine çalışmıyor. Yine boşa giden bir alert box. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun ya. Maricim hoş geldin. İlk kez YouTube'dasın. İlk o zaman kez bir iyi Heh <laughs> geldi güzel. Ee, Angelos hoş geldin. Süha hoş geldin. Birçok kişi hoş geldi. Çok fazla kişi hoş geldi. Dur bakayım başka. İlker Saygın hoş geldin. Nerede o bırakacağımı bakacağız. Abi hakikaten sen şey muhabbetini biliyor musun bilmiyorum. Ee, Twitch kapandı. Twitch'i kapattıkları gün ben Geoguessir Dünya Kupası yayını yapacaktım. Resmi olarak. O, bir iyi akşamlar. Ee, o yüzden YouTube'a geldik. Ee, YouTube'a gelmişken şimdi kalkıp gitmek olmaz. Bir dakika ben niye continue bastım? Ee, dolayısıyla burayı da bir yandan devam ettirelim falan. falan derken biliyorum. işler iyice karıştı. Fakat bazı şeyleri çok e, net şekilde söyleyebiliriz ki, mesela Geoguessr burada oynanmıyor. Çünkü hafif bir chat yani interaksiyon problemi var. Olan yalan Efendime söyleyeyim, e, birçok yayın burada yapılabilir gibi durmuyor. Ha, ha. Ama o zaman buranın da gideri varmış bunu öğrendik. Ee, Tarık boynu kalın. Hoş geldin. Ee, hayvan gibi bir müsa. Ben de izledim valla. Şeyden sonra izledim. Ee, Derik köyün golüne akşamlar. bakıyordum. Sonra Kerem Demirbay'ın golünü falan gördüm. Sonra dedim izleyeyim artık burada bir şey olacak yani. Uzun zamandır Muz Cumhuriyeti'nin. Ha evet öyle bir şey var bir akşamlar. Iyi akşamlar. Yani bir süredir bir yer kapanmıyordu. En son kapanan YouTube'tu galiba ya en son böyle şaşalı kapatılan ve e, uzun süre kapalı kalan falan sanıyorum öyle YouTube kalmıştı iyi iyi. diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir şimdi emin değilim. Ama yani bir kendimize geldik bir resetledik kendimizi. Ahmet Selim Aslan hoş ne? FM 24 maç motoru hakkında araştırmayı gördün mü? Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. FM ile alakalı hiçbir şey okumam. Araştırmam, taktik indirmem, logo kullanmam. Hiçbir şey benim Futbol Manager, Championship Manager ya da Premier League Manager artık neyse. Bunlarla olan ilişkimi kimse zedeleyemez. Zedelenmesini istemiyorum. Hatta gelecek sezon. Yani 25'ten çok korkuyorum. Çünkü 25 çok değişecekmiş. Ee, her değişikliğe alıştık. Fakat her değişiklik olduğunda da Allah belasını versin diyoruz. Wiki, Wikipedia evet. da var madem. Sıfır Wikipedia. Ulan öyle bir şey yapıyorduk hakikaten ya. Abi herkesin editleyebildiği bir şeyi Yasakladılar ya. Bir şey editlendi diye. Yani sitenin varlık sebebinden dolayı siteyi engellediler ya. Evet öyle bir şey olmuştu. Çok acayipti. Neyse hoş geldiniz. Ee, bizim orada Süper Ligi Bean yayınlıyor ee, yine. Zaten e, biliyorsunuz Türkiye'deki arkadaşların birçoğu şey anlatıyorlar. İngilizce anlatıyorlar. O İngilizce yayını ben dinliyorum. Ee, yani ben dinliyorum. Yani zaman olursa dinliyorum. DM24 meta özellik olayını gördün mü? Ya söylemeyin. Söylemeyin kardeşim bana söylemeyin ya. Facebook'u da mı kapatmışlardı bak. Şu ha, onu bilmiyorum abi. Facebook bende yok. Facebook bende olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Şey de kapalıydı bir ara. Reddit de kapalıydı. Eksi sözlük zaten kapandı. Kapanıyor açılıyor. Bir daha kapatılmasın diye eksi sözlük biraz kendini değiştirdi zaten mesela. O da var. Tribün nasıldı? Çok sesli izlemedim ya. Ses sese bakmadım çok ya. Vallahi sese bakmadım hiç. Aslında hakikaten Mali mikrofonun varsa 2 dakika gel Discord'a be. Bugün tam FPL anındayız şu anda yani FPL zamanı. Bayağıdır da yapmıyorduk. Seni de yakaladım. Gel. Mali. Gel Discord'a. Ya sen ranking'i boş ver abi. Biz hangi ranking'deyiz ki FPL atımı yapıyoruz ya? Ben neyin ranking'i? Tamam gel. Gel gel gel. Hemen şöyle hızlıca bir fıpıl atalım. Hızlıca bir fıpıl atalım. Dur şu şeyi atayım. Hemen şöyle bir fıpıl atalım. Erman Yaşara söylesen NBA anlatmayı düşünür mü çok efsane olur. Benim bak burada ne efsane olur biliyor musun? Benim Erman Yaşara NBA anlatır mısın demem ve e, Erman'ın evet o zaman anlatırım demesi hakikaten efsane olur. Böyle bir şeyden dolayı NBA anlatırsa gerçekten efsane olur. Bali gelince dürt haber ver. Gelince haber et. Gelince haber et. El kaldır. Ses ver bir şey olsun yani bilmiyorum. Madem öyle fepe açtım. açtım. Şeyden de bakacağız. Hatta ligimizden başlayalım. Buyurun. Ligs and Cups. Suzano an, Twitch. Buyurun. Bana abone değilsin ama hediye üyelik gel. Geliyor abi. Bizim böyle bir chat'imiz var. Bizim muhtarlarımız var. Muhtarlarımız e, evdeki adamı yatağından kaldırıp bu yayını izletiyor. Heh dur geldim. Ses ses. Ses ses. Duyuyorum. Güzel ben de seni duyuyorum. Herkes de seni duyuyordur e, diye düşünüyorum. Hoş geldin. Furkan sen de hoş geldin. Bu arada. Mali hoş geldin. Ben kendim faciayım. Ben hakikaten patlayacağım. <laughs> ne denediysem kıçımda patladı. İnanılmaz bir FPL sezonu geçiriyorum. Ama eğleniyorum bir taraftan ya arkadaşlarım çünkü oynamaya devam ediyorlar bu sene bırakmadılar o yüzden her hafta muhabbetini yapabiliyoruz ona da razıyım abi muhabbeti zaten bence oyunun kendisinden Ya eğer hakikaten çok başarıya gitmiyorsan yani böyle ulan ne oluyor bir dakika lan bir şey kazanabilirim ben aa, durumuna gelmiyorsan anladığım kadarıyla ee, bence geyiği daha güzel gidiyor ya bence de yani katılıyorum o yüzden böyle değişik şeyler deneme yolundayım iki hafta önceden pardon Aynen iki hafta önceden Senesi'yi almıştım Estup'un yanına gönderirken evet. vay diyorum önden çok acayip bir hareket yaptım bu herif sakatlandı. Abi evet ya geçen hafta <laughs> Ay, ben çok de, çok bak çok de bak ben bir de şey programı çekerken şey falan dedim işte Senesi acayip bir e, kafa topu şeyine sahip özellikle şey falan verdim böyle işte e, Sheffield United çok fazla kafa topu veriyor kendi ceza sahasında senesi çok önemli falan 10. dakikada gitti. Ya artık. tabi canım oynuyor olsaydı 11'i gördüm orada ne oluyor dedim sakatlanmış bir de yani kötü oynamış olsaydı Aynen. keşke ne bileyim Aynen. sarı kart kırmızı kart görmüş olsaydı yine okeydim yani. Aynen. Ee... Bir durum oldu. aldım onun yerine onu söyleyeyim. Bire Birebir aynısını ben de yaptım. Aynısını <laughs> ben de yaptım. Ama ya o kafalar, o to, kafa topları birine gelecek abi ya. Senesiye gelmiyorsa birine gelecek Aynen. yani. Ben Hayır, sana söyleyeyim bu. mi? Kerkez, kerkez, atacak iki tane biz. Zabani ile dört puanla i̇şte evimize Bana atacağız. da öyle geliyor. Esas ver bana şey, <laughs> beni şey düşündürüyor. Yani e, bu kadar korner morner muhabbeti yapıyoruz da kimsenin taverniyayı almıyor olması hakikaten acayip. Ben alacaktım bu arada düşünüyordum taverniyeyi de evet. e, bu şey e, senesi muhabbetinden dolayı e, artık şey yapayım dedim yani e, o kadar eksi yemeyeyim dedim. Çünkü bir değişiklik daha yaptım. Alfie e, Douty'yi de aldım. O da şimdi şey ha, yapacak evet. diye Ortam e, orta keser bir şey yapar. Deli gibi asist yapıyor ya. Bir kere yaptı bir yok daha yok yapmaz abi. diye diye adamı bir yani ya 7 veya 8 tane asisti var. var. Bir de sezonun ortasından sonra normalde yani buradan sonra buraya kadar bir şey yapmadıysa buradan sonra bir şey yapmaz diyeceğim bir noktada yapmış olması Aynen. ilginç oldu. Carton Morris'i aldım. Bir de Solanke'de kaptan yaptım zaten. Onu herkes yani. yapmıştır. Diye Aynen. Tamam ben seni şu an tabii geçen, kaldı geçen kaldı haftaki şeyini görüyorum da şey yani aslında ha, dur. Bu haftaki kadromun fotoğrafını atayım dur. At, at dur. Ben ben şeyi evet. açayım şuradan. Ben kadromu açayım. Evet. Ee, Bende Neto var evet. kalede değerli dostlar. Ee, hem Sheffield United hem Luton Town. Zabarnim var. Efendime söyleyeyim. Solanke'm zaten kaptan. Bence triple kaptanınız varsa bu arada Solanke bu haftanın triple yani kullanmadıysanız kullanılabilecek bir triple kaptan bence bu. Ama daha yani... şey geliyor mu ya? Double game'lik geliyor galiba sanki bir daha. Geliyor da yani Sheffield'da içeride, Luton'la içeride de nasıl yakalacaksın Gerçi, şey Evet doğru. Doğru bu arada evet. Yani Solanke denenebilir. Şey gibi olmasın ge ge bir önceki yıllardınız neydi? 2 sene 3 sene önce miydi? Ee, Dennis'le King yan yana. Düzgün bir <laughs> gördü falan. Evet, abi şey de öyle. E, bu FPL, hafta... FPL'ye FPL atıyorum bu arada Discord'da. Atat, at. e sen, e sen yani Yandı son Haaland'ı çıktı. Triple Cup'tan yaptın bilmiyorum. Hani çift maç haftasında. Yaptım yaptım. Berbat captain. da abi o da yani. Korkunç. Çok kötüydü evet. Ama ikinci maçta toparladı ya bir şeyden e, çift maç yaptı yani Triple Captain zaten bence en zayıf e, şey en böyle güzel kendini gösteren çift hmm. e, gibi duruyor da ya bir buçuk kat puan veriyor aslında bakarsan e, yani. şeyden bench boost'tan da free hit'ten de çok daha fazla puan alabilme potansiyelim var. Ben geçen sene 145 puan falan almıştım bench boost'ta. Of. Oluyor yani o o tarz şeyleri daha denk getirmek daha doğru. Doğru. E, sezonun geri kalanına doğru neyse benim bir kadroya bakalım. E, kalitesi nasıl görüntünün biraz hepsini sığdırmak için küçük. Bence o. iyi ya ben hatta yakınlaştırırım. Acık. Gerçi yakınlaştırınca az zaten. ya okunuyor sıkıntı yok. Okunuyor mu chat? Okunuyor sen sıkın. Bu arada Discord kanalımızdaki FPL salonuna giriş yapıp kadrolarınızı atabilirsiniz. Sizlere de şöyle bir ufak bakarız. İlk ilk 5 fotoya bakalım öyle diyeyim. ya senin savunma mesela hiç gol yiyecekmiş gibi durmuyor abi. Ee, temiz klişik. Kusura bakma yani şimdi lanetledim ama yani dört 4 tane clean sheet'im varmış gibi duruyor. Bakalım. Belli olmaz. Eee 6 Debra... maçtan 4 clean sheet mi? Yani bana öyle geliyor. Bir dört tane klişetin çıkar neyiz. abi. Çıkar çıkar bir şeyler çıkar ya. Yani her çıksa da bir şey olmuyor artık bu saatten sonra. Ama güzel olabilir. Bu kadrodan ben de be beklentim güzel yani. Sık kontrol ederim bu hafta. Hmm. Kötü haftalarda böyle az bakıyorsun ya. Sende oluyor mu bilmiyorum oluyor Salı günü yani. bakıyorum falan. Pazar günü maçlar bitmiş. Geldim evet. sonra bakayım. Ben şey yapana kadar bakmıyorum. Şimdi kafamda böyle belirlediğim birkaç kişi var. Tamam atıyorum. Benim draftta mesela Semenyo vardı. Boştan Semenyo'yu aldım. Semenyo'nun şey. gol attığını görünce mesela bir şey oldum. Hani... 20 dakika falan arasız e, inceleme yaptım yani böyle beni şey yapan goller var atıyorum e, Areola'nın penaltı kurtarması falan böyle Dönüyorum. Aa evet geri. bak çok doğru aynen bak ben de e, Areolanın penaltı kurtarını gördükten sonra bir hemen kadro kontrolü yaptım bak çok doğru tespit. Evet. Aynen abi bir de şey millet çok küfre ben bu arada Areolan'a penaltı kurtardığını millet olan e, yedekindeydi Allah kahretsin ya yani bütün timeline'ın bir yanlış <laughs> şey oldu Allah kahretsin yedek bırakmıştım yazmaya başladı dedim ne oluyor. Evet. Ee, yalnız burada mesela sende de aynı problem var. Bende de aynı problem var. Debroye'den çıkmak istedim, çıkamadım abi. Ben bu haftalık çıkmadım ya. Şeyde çıkacağım. Haftaya falan Haftaya çıkacağım. çıkacağım. Çok çıkacağım. Kenarda 3,5'ün falan var galiba Salah hmm. dönerken şey. Ya yani şöyle söyleyeyim bu arada planımı. Hafta yani artık yılın sonu göründüğü için son hmm. 8 haftadayız işte. Yani 9 haftadayız. Ee, biraz o ben Krelinler şunlar bunlar Reddit'de reddit falan da yazmış. Ben de onlardan bakarak biraz ondan biraz bundan kendi kafamda oluşturdum ne yapmam gerektiğini. Hmm. Ee, 29'da zaten kimse oynamıyor. Free hit'i orada kullanacağım. Çok hmm. iyi bir free hit değil de oraya düzeltmeye çalışmaktansa en azından free hit orada puan kazanırım diyorum. Takımlar hmm. çok iyi değil galiba Hadi da bakacağım. Ondan sonra da zaten wildcard yapacağım. O wildcard'ı nereye göre yapacağıma bakacağım. Ama 30'unda yaparım diye düşünüyorum onu da işte 30. hafta. Evet. E 30. hafta da Salah da dönüyor zaten işte. Salah'la birlikte devam edip e, güzel bir çift maç haftası böyle dolu bir şey bir daha denk gelecekmiş. Dediğim gibi %100 bakmadım az ezberimde değil. Hı -hı. E, oraya da bir bench boost çakacağım. E, ona göre bir wildcard yapmam gerekiyor işte 30. Evet. haftada. Kurtarır yani sene sonuna kadar planım aşağı yukarı belli gibi. Onun dışında çünkü triple cap'tını e kullanmasam bu Solanke benim de aklımda olabilen bir şeydi ama o riski alamadım açıkçası. Aslında. Yok abi zaten yani niye, niye risk Yanlışım yoksa diye 850 bin kişi falan e, şey yaptı, Triple kaptan yaptı Haaland o hafta. Daha fazla bile olabilir ya. Effective ownership'in ilk defa böyle 280 falan olduğunu gördüm ben. Normalde herkes kaptan yapınca 200 oluyor. Herkes Doğru. Triple captain yaparsa 300 oluyor. Abartıyorum e, abartıyor muyum bilmiyorum. Efektif ownership böyle 240-250 falan da olabilir şimdi sallamış olmayayım da. Bir daha görmeyeceğimiz bir şey yaptı. Muhtemelen. E, o yüzden e, bir tek burada dediğim gibi Salah'a da rahat dönerim ya. Şeyle wildcard'la dönerim diye düşündüğüm için zaten çok üstüne düşmedim. Bir de tam Kevin De Bruyne'nin ya şu anda çıkmamız gerekiyor dediğimiz hafta böyle bir 20 puanlı kesim var bence. Ya abi zaten bak benim e, <laughs> kadroma Salah almama sebebim tamamen bu. Ne zaman Salah alsam şey 3 puan hani bir clean sheet başka bir şey yok hatta geçen sene bir şey vardı Liverpool 7 e atmıştı hiçbir şey yapmamıştı öyle bir öyle bir evet. maç vardı hatırlıyor musun? 9 mu? şey demiyor musun ya? 9 maç 10... doğru doğru 9 maç şey 9 maçı maç ya. doğru 9 maç doğru, doğru hiçbir şey yapmamıştı oradan beridir Salah'la böyle aramızda şey var bir gerginlik var <gülüyor> bırakıyorum <gülüyor> 3 gol atıyor alıyorum sıfırla geçiyor ben bunu Sakay'la yani. yaşıyorum Ha. Yani e, <laughs> Euro'da yine İngilizler ve Saka üzülecek. Ben galiba e, üzülmeyeceğim ya onların hmm. üzülmesi. <laughs> yani var. genç de bir çocuk. E, geleceği de parlak bir çocuk. İnsan olarak seviyorum ama FPL'de de o kadar canım acı diyor ki. Çok çok sıkıntı ya. Saka'da hep terste kaldım inanılmaz. Özellikle de bu sene ya. Çok Saka'da saksı. bir de o, Olim şey Olim var. Piz e, e, şey alıyor 5 işte, maç üst üste atıyor. 3. maçta diyorsun ki abi daha fazla atamaz. 2 tane daha atıyor. Sonra alıyorsun duruyor. Ondan <laughs> sonra bir daha alıyorsun olmuyor <laughs> falan. Evet. E bu arada Angelo's'un kadro görüntüde. E, bak bu kadar e, laf ettik. Mesela Angelo's muydu hatırlamıyorum. Sezon başında abi Rais'ı almayın gerek yok olup paraya diye. Adam hayvan gibi katkı yaptı zaten. Tabii. Bak sana şeyi söyleyeyim. Bizim Barkın Satan Forget yaptı neredeyse. İlk haftalarda baktı çok uzun zamandır bakmıyor. Ben Hı. 1500 puanda yo, 1499 puanda. Oha ciddi misin? <laughs> evet. Yuh. Dur bakayım onun kadrosunu ben sana linkini bulurum ya bizim ligde var. Yolla, baş... yolla yolla. Abi şey ben işte geçen hafta programa şey çektim. E, oyuncuların şeyi var ya FPL yani real oyuncuların FPL kadroları. E, Jordan Bayer'in kaptanı Harry Kane. <laughs> ya, o kadar alakasız adam. Birisi demiş ki şöyle bir oyun var gel bakalım. E, o da yani ayıp olmasın diye girdi herhalde. Ama yani hiç hiç sallamamış. Dur yine Discord'a atıyorum linkini. Oradan Ay, bakarsın. Angelos burada şey az bence ya. Çift maç haftası oynayan oyuncu sayın çok az bence. Ben bunu böyle düşünüyorum. Ya, ha daha otu. Yo neto var. 3 3 aslında ya. Okey ben. Aa ya. işte orta saha ve hücumda hiç yok. E ee, işte ya bu bir de Solanke bu çift haftanın en şey ya Muniz yerine Solanke hiç mi kurtarmıyor şey olarak? Valla bir eksi dört alırım ben bir şey diyeyim mi Muniz yerine? Minde, mi, mi, ya ortada da değil zaten Muniz yani. Siz en sola çekmiş <laughs> Sağa çekmiş. Yani hocam alabiliriz oradanı. alabiliriz burada hocam. Ranki Muniz yerine şey lazım. Ee, Solanke lazım bence. Varsa. Bana, şey. bana da öyle geliyor. Yani en kötü ihtimal bas abi şeyi. Bu arada yani sala oynayacaksa ya da, he, bu arada. Sala oynayacaksınız da. Arkada Salah oynayacak ama şey demiş zaten ya yedek e, kesinlikle işte, Kadroyu düzelteceğim demiş. gibi okay, Aynen. Tamam. Aynen. Okay. E, dur bakayım şimdi. E, senin şey gelmeden önce attığın şeyin kadrosu değil mi o? Barkın'ın. Barkın'ın kadrosu ha. kadrosuna bakıyoruz. E, oha, neredeyse aynı kadro. Valla. Bak Elanga burada Sakay'la değişecek oyuncu olarak fena girmemiş oraya. Ee, i̇yi ya. Bak Tarkovski benim çok canımı yaktı. Tarkovski <laughs> e, yemiyor, atıyor falan bir şeyler yapıyor diye alıyoruz alıyoruz. Ama benim de canımı çok yaktı. Ama bu kadroya da çok Tarkovski'den bir şey var. çok Brentwaite katkı verdi değil mi abi sonuçta evet Everton'un? Asıl, asıl iş Brent Brentwaite de mesela yedeğin yedeğinde en üstte duracak adam bir, bir iki şekilde oynattığında çok deli puanlar aldığın oldu Aynen. yani. Hani benim çok yapan oldu. Garip bir tiebreaker yani saçma sapan bir evet. tie tiebreaker. Bu e, çek ben... beni 2018'e götürdü. Biraz nostalji yaşadım pandemi öncesi. Atıyor yani. gene. Atıyor abi. Evet. Yani çok saçma sapan bir... Bak mesela Rodri çok gereksiz yere gol attı. Skor katkısı yaptı. Suçek yine gereksiz gol katkısı yaptı. Rice çok gereksiz gol katkısı yaptı. Hmm. Ben Rice'ın frik farkında değilim. Anderson değildi. bir ara çok iyiydi. Ondan sonra sağ, yani çok arka arkaya çok blankler geldi. Hiç bakmadım. Bu ara nasıl formda mı Anderson? abi ya Palace çok gol yiyor ya. Ya bir işte şey Burnley maçında yemedi. buradan sonra biraz toparlanabilirler. Sene başında da çok iyiydi Anderson çünkü. Evet. Ben bile aldım bir ara O Furya'nın peşine düştüm de. Ha, hoca geldi abi şeyin başına. E ee, şimdi Palace'ın başına bir tık e, iyi olabilir de yani Palace çok golüyor. Hmm. Hemen evet, şuna da bakalım. herhalde çok şeyimiz. kadrosu bu hakikaten hmm. alınmış ve bırakılmış bir kadro mu? Yani sonuna kadar değildir de e, şey gidebilirsin zaten ya şeye. E, hafta hafta gidebiliyorsun. Hmm, yani doğru çok uzun zamandır bakmıyor Barkın o yüzden. Abi zaten Mitoma, Archer, Lampti, Pickford'dan yani sıfır 0'cı yani, yedekler. Belli. Yani sıfırcı yedekler. Gerisi tamam. Hakkaten... 75 puan almış ama işte. Abi inanılmaz ya bu ne böyle? Hakikaten insan siniri bozuluyor. Ben şey yapayım. 2 hafta önceden senesi alıyorum Barku Paşa'm Ekim ayından beri bakmıyor benden bir puan geliyor. Saliba Gabriel devam ederek Vafoden. Seneye bir, şey bir tane böyle şey yapalım ya. Seneye bir tane setten forget ligi yapalım bence. Olabilir. Şey draft Ayrıca. gibi böyle draft yapıp bırakalım. Ya draft gibi değil. Yine herkes istediğini seçsin de müdahale edilmesin. Onu kontrolünü yapar. Aa yok yok şey gibi diyorum hani seçim yapıp bırakıp kim daha iyi seçim yapmış muhabbeti. tabii. Bak ligin ismi de belli. Ateş et ve unut. Nasıl? Güzel. Alırım bunu. Bunu yaparız. İyi şarkı. şarkı. Bunu yaparız. Abi bir de şeye bakayım dur. Bizim ligin durumu ne? Luigi Yoshida diye bir Yok her şey bizim Twitch Twitch. Zanovan Zanan TW. Aynen. TW'da Sokrates Castrol Ligi'nde de 79. Etu. Luigi Yoshida. Helal olsun. Overall'da 129 bin. İnanılmaz ya. Çok iyi. Güzel. İnanılmaz. Bu arada sen şeyi biliyor musun? neredeydi abi o? Dur FPL abi James Justin'in sıralamasına bakar mısın? Gelecek şimdi ekrana. Geldi mi? İnanılmaz ya. Biraz gecikme var. Var abi. YouTube böyle. Heh, şimdi Alışamadım. Ya. Oha. Oha. İnanılmaz <laughs> abi. Futbolculuğundan <laughs> daha iyi oynuyor herif. Şey, Üf, çok iyiymiş. Çok iyiymiş be. Daha ne olsun. 1400 ne be. İnanılmaz Boğazına abi. Girer. Aynen. inanılmaz. <laughs> ya sıralamadan istediği yere giriyor. İnanılmaz herif. Çok iyiymiş. Ben 10 senelik şeyimi balımı geçen sene kullandığım için artık çok fazla şey yapamıyorum da eee yani ben zaten hak ettiğimden çok daha fazlasını geçen sene aldım ama çok bir de şey çok saçma bence atıyorum mesela geçen sene ilk 100 bine 250 bine girdiysen bu sene mesela ilk 300-350 bine girmek aynı eşdeğerde oluyor her sene gittikçe artıyor hmm. bu işte içerik üreticilerle falan oyuncu sayısı da arttı Doğru. şey gibi rehberlikçi gibi konuşacağım da sıralama değil hangi yüzdelik dilime girdiğinde hakikaten önemli o yüzden şeydir yani bu sene 100 bine giren belki 5-6 sene öncenin 7-8 binine falan tekabül ediyor. 1400 doğru. çok çok saçmaymış yani. Doğru bir de şey var senin söylediğin ek. Hani o içerik üreticilerinin kopyasını yapan hani klon bilmem kaç yüz bin tane adam da var bir de. Ha, yani herkes evet, aynı evet, puanı doğru. da alıyor bir de. Öyle bir gariplik de var. Doğru. Onun da tadı yok be. Onun da ne ne manası varsa onun ya. Yani. Tamam, ben de anlamadım. şey yapmıyorum. Yüzde kendim oturup çalışmıyorum. Ben de sağa sola okuyorum hmm. da en azından kendi tercihlerim, risklerimi alıyorum. Tabii yani. canım ya birebiri yapmak Aynı başka bir yok. şey hiç anlamsız yani. O zaman adam yani ismini niye koyuyorsun ki? Çok saçma evet. geliyor bana. Evet, ee... biraz... yani hile değil tabii ki ama bir de şey işte bu ya yani içerik üreticilerin birazcık işin suyunu çıkarması işte deadline'lar acaba oynatılsın mı? Deadline yine hmm. maç başlarken dönsün mü? Çünkü onu izleyenler mesela içeriden e, sızıntılar alıyorlar, onları paylaşıyorlar hmm. falan. Yani biraz o biraz tartışılıyor. Anlatışta yapacak bir şey yok ama popülerleştiriyor sonuçta yani şey. Öyle abi bir de ya yani şu an A artı. eskiden mesela bir fantasy lig oyunu bu kadar meşhur değildi ya. Yani. Şu an FPL hmm. biraz şey gibi hani millet Endemory miydi delisi olan. Bayağı yani Endemoni maç sonu röportajında FPL'den bahsediyor Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> bilmiyorum onu. Öyle bir muhabbet Bakayım. vardı. Şey, eee ya rakibine ya da önün şey yani bir sonraki turda oynayacağı rakibine e, dair bir şey söylerken FPL'de de zaten canımı sıkıyor gibi bir şey demişti bir, birkaç sene önce. <laughs> i̇yiymiş. İnanılmaz. Yani ee, bu kadar düşünür yok abi. E başka. Enci Pöstekoğlu bu sene FPL oynayamıyormuş, yasakmış. Arkadaş grubunda bir tane ligleri varmış. He. Artık diyor hoca olduğum için diyor bana yasak o, yüzden biraz üzülüyorum, aklım kaldı falan diyordu sene başında onu biliyorum. E, ulan oyuncular oynuyor, hocalar mı oynayamıyor? İşte o, belki o da oyuncularına da çok şey yapmıyordur ya da kendisi prensip olarak belki şey yapıyor. Hoca çünkü bir de karar veriyor oyuncu sonuçta içeriden bilgisi var da direkt etki etmiyor neticede. Doğru, doğru. Ulan şey yapıyor, hoca onu düşünüyor mudur acaba ya? Ya, ya ben bir şey söyleyeyim. Dezar ben bu seneki e, şeyinden net. E, bold roadluğundan e, çok net bir şekilde e, FPL oynadığından şüpheleniyorum. Net ya. Şey e, rakibim Morgan's de Borges'in hesabını o şey yapıyor olabilir. Aynen Şey abi ya çok belli yani. Herkeste Evan Ferguson var. Bu hafta yedeye çekeyim falan diye böyle. Ve <laughs> <Tatru 'yu gülüyor> böyle kuruyor herif yani net. O zaman sana son sorumu soracağım. Görüntü gelmiştir herhalde. Yes. Yani şey e, fikstür. Evet abi evet, geldi. Luton ve hani burada Bormut, ya Borbu tabii 29'u boş geçiyordu. Luton çok iyi gözüküyor be. Sen Morris'i e ondan aldın yani, zaten. E, ya bir de biraz dediğim gibi işte gamewick 29'u şeyle geçiyorum. E, free ile geçiyorum. Sonra da e, 30'da wild card yaparım diye aldım. Yoksa Morris'i tutmayı düşünmüyorum ya. Forvette de güzel <laughs> şeyler var. Alfidault'i bırakırım ben bir tek Luton'dan bence. Evet. Evet. Çünkü, Çünkü sonra, şey yani, sonra yiyorlar abi. Evet sonra yiyor. Mesela şey yani çok sonra... komik gözüküyor bana orada. Ee, Game Week 32'de Burnley içeride yeşil gözüküyor da baba nasıl yeşil yani? E i̇şte yani bu zaten fixture difficulty rating o kadar şey değil. Bir atak bir savunma için ayrı ayrı olması gerektiğini Bence de. Ben. Yani herkes herkes de söylüyor. Daha doğrusu o görüşe katılıyorum öyle söyleyeyim. Ee, yani o yüzden birazcık bir bakmak gerekiyor. Ee, i̇şte bu... Ya kimin daha iyi bir şey yakalayabileceğini görmek çok kolay değil. Bunlara bakarak sadece ama hmm. yani birkaç tane göze çarpan var. Bir de sezonun ya yani bir de şey var abi işte maç seçmeyen adam var. Ivan Toni mesela bunlara bakmıyor. Doğru. Ben diyor renk körüyim. Ben renk görüyorum diyor, bunları görmüyorum diyor falan. Doğru. O yüzden ben biraz daha form seçerim diye düşünüyorum. Çünkü ya çift bir çift maç ve form seçerim gibi düşünüyorum. Çok fazla şeyle eşleşmeye o kadar bakacağımı düşünmüyorum ama belli olmaz yani. Önümüzdeki haftalarda bir daha bir etüt edeceğim. Şu 29 sırasında bir bakarım. Evet. 30'da da wildcard yapacağım dediğim gibi. O zamana kadar belli oluyor mu acaba ya bu şeyler kupa maçlarının? Herhalde olur ya. Evet. 30 Mart'a kadar Değil kupa mi? maçlarının fikstürleri net evet. belli olur yani. Ben kralinin bir notifikasyonlarını açayım ben. <laughs> Güzel. Hazır bunu konuşuyorken bütün her hat hatırlamak için elimizden gelen her şeyi yapalım dur bakayım. Ben de bakarım ya yani gruba falan da yazarız zaten. Görenler, e, görmeyenlere şey yapar. E, Discord'da FPL kanalına bilgilendiririz bence birbirimize. Aynen, güzel, mantıklı. E, Discord kanalımızda pinde duruyor bu arada. Giriniz, bakınız. Yes, yes. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Özlemişim ben de FPL konuşmayı. Dediğim gibi yani hakikaten faciayım ama eğleniyoruz. <laughs> eğleniyoruz ya. Geyik yapıyoruz geyimiz var ya, yani. tabii canım, ben bu arada hiç şöyle kompetitif yani daha doğrusu kompetitif olduğum bir yıl zaten şimdiye kadar yıl boyunca hiç olmamıştı yani o yüzden hmm. sadece benim derdim dediğim gibi şey arkadaşlarımın erken kopmaması benim için güzel bir şey oldu bu sene hmm. dolayısıyla sene boyunca geyini yapabiliyoruz yoksa bir yerden sonra herkesin bir bırakası geliyor orada bırakmıp tutunmak bence en önemlisi net bence de öyle bir de şeyle lazım hani hiç oynamadıysanız eğer draft ben zaten seneye yapmayı düşünüyorum bizim Twitch kanalı, Discord falan filan bir draft atıyorum 12-16 takımlık. Ee, bir draft yapmak çok keyifli oluyor aklınızda olsun. Ben hiç denemedim ya denerim. Evet. Ama yani normalde ben draftı çünkü hep NBA ile falan şey yapıyorum. E, bir tutuyorum. Hı -hı. Draft da böyle yani şey e, aynı havuzdan seçtiğin için biraz daha futbol bilmek gerekiyor. O bana biraz eksi yazıyor. Ama abi, deneriz niye olmaz. Abi FPL'yi bu kadar fazla oynayan adam e, öyle futbol bilgisi muhabbetine girmesin. Hakikaten yaparsın her türlü yani. Olur deneriz ya. Varız. Niye olmasın ki? Güzel. O zaman Mankat gelecek değil. sezon başında yapacağız biz bu işi. Belli oldu. Evet. güzel ee, O zaman ağzına sağlık. Öpüyorum seni. Ben de çete geri geçiyorum o zaman. Güzel. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ee, şey, ne oldu lan? Şunu bir türlü beceremiyorum ya. Ha, ha, ha. Ee, abi bir, kaç tane soru görmüştüm. Hemen onlara bakacağım. Ee, hemen bakıyorum. Hocam ciddi soruyorum. FP'nin amacı nedir? Ödül falan var mı? kancalık mesela. E, Sokrates dergi Kastrol ligi var. E, Sokrates dergi Kastrol ligine eğer girersen hali 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 neyse halen daha e, ödül kazanma imkanın var. Nedir ödül kazanma imkanın mesela? Her e, ay ilk üçe girene ödül veriyoruz. Tamam belki genel klasman ödüllerini falan kaçırmış olabilirsin. Fakat her ay ödül vermeye devam ediyoruz. Oraya girebilirsiniz. Ödüllü ligler var zaten. E, genel itibariyle bir oyun muhabbeti. Ama e, ödüllü olan yerler var. Artık oyunumuza biz başlayalım. Ödülsüz oyunumuza başlayalım yeter artık. Hatırlayanlar vardır. E, bursa ay, Bursa diyorum. Bodrum Spor'u aldık. Bodrum Spor'la çok iyi başladık. Fakat Bodrum Spor'la çok iyi devam etmedik. E, ligin dibindeki iki takımı bir tanesini zar zor yenerken yani erken bir tanesiyle bir bir berabere kaldık son dakikada. E, bu ciddi derecede siniri bozdu. Fakat bu takım her şeyi yapabilecek bir takım gibi duruyor. E, yolumuz. Nereye yolu? Tabii ki. Aa, Andrea Poli. O, poli Poli. E, Süper Lig yolu. Süper Lig'e çıkmaya çalışıyoruz. Dur. Budur yani. Mali Bey'in geçen hafta canlı yayınlara çıktığı sakal konuşulmadı. Sırf Ankara'da Berberler Birliği ismini değiştirdi. Ta. Valla ofansif mi gözüktü? Ben bir şey yapmadım ya. Bence Mali gayet ekrana yakışan bir tiple çıktı. Niye? Ya yani Olumsuz mu olumlu mu? Çok anlamadım bu söylediğini ya. Magzem abucayı alacağım. Bu arada niye bu ya? Bir saniye hemen. Bir tane savunma sıkıntım vardı. Onu hemen düzelteceğim şimdi. Şöyle. Şimdi. Tabii ki bir şeyimiz var. Çelutska'mız var. Fakat Çelutska dışında da bir üst düzey stoperimiz yok. Şimdi o üst düzey stoperimizi almaya çalışıyoruz. Ama tabii ki devre arasında gelecek Magzem Avuca'dan. Galibiyete bir puan yazdı FM'de. Bunu düzeltebilir miyim? Bu ne abi? Nasıl olabiliyor öyle bir şey? Öyle olmamıştır o ya. Bunun bir fotosunu alalım ya. Maxima Uca'yı devre arası alıyoruz. Güzel. Sen gel antrenmanlara çık benimle. Devre arası hallederiz. Manisa Fıkı ile oynuyoruz. Bu Fıkı'ları çok sevdim ben ya. Fıkı çok... Ya futbol kulübü çok güzel bir isim. Manisa Fıkı, Bahri Kentosun. Ee, şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi orta saha e, aslında normal şartlarda Ondrej Celutka stoper oynuyor. Fakat Muhammedi ben e, top kazanan orta saha olarak kullanıyordum. Ama Celutka hem şeye gidiyor milli takıma gidiyor. Hem efendime söyleyeyim şey yapıyor. E, arada sakatlanıyor. Sıkıntı çıkıyor yani. O yüzden. Bir de bir de en büyük problemim Gökdeniz Bayrakları henüz top oynayamıyor olması. Ya gökteniz Gökdeniz Bayrakları top oynatamıyoruz henüz. Ee, bunları halledeceğiz. Bunlar toparlanacak diye ümit ediyorum. Nerede? Abi şeyden Discord'dan bir foto alırız ya. At şeye at. Discord Futbol Manager kanalımız var. Oraya bir foto at. Bekliyorum. Yayına vereceğim. Merak ettim. Bodrum için bedel. Abi Bodrum'a bak. Daha yayını açtığımda ilk, ilk kez söylemiştim. Bodrum'da futbolcu olmak. İnanılmaz bir şey ya. Bodrum sporun futbolcusu olmak ya. Ben zaten oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Siz Bodrum'da futbol oynuyorsunuz abi. Maç bitti. Göl Türkbükü'nden gidin denize girin yani. Bu. Geçiş yedik. Güzel. Hızlı döndük. Hızlı döndük. Gökteniz ne kanatta ne hücumda oldu abi. Ne ön tarafta ne yan tarafta hiçbir yerde olmadı. Şu ana kadar en azından hiçbir yerde olmadı. Şimdi oldu işte. İşte şimdi oldu. O penaltı vermedi. Oyna. Ne oldu şimdi? Neydi bu? Ne yaşandı? Niye böyle bir şey oldu şimdi? Ne yapıyorsunuz? daha fazlasını isteyeceğim sizden. Daha fazlasını istedim. Bu ne saçma bir Yani iki stoperimin ne amaçla anlaşamadığını anlamadım. Niye anlaşamadılar? Oho kontrol de verdik ya. En sevmediğim şey yani. Hiç alakasız bir gol. Bütün kontrol gitti. Seyirci yok. Nerede seyirci ya? Bodrum Spor'un seyircisi nerede kardeşim? Maçtan sonra beraber gireriz denize ya. Muhammed gönül açar. Hiç oldu mu? Hiç yakışıyor mu sana ya? Gel. 4-4-2'ye döndük. Hadi oynayın ya. Biraz top oynayın ya. Gökdeniz başlayacağım ama. Bak vallahi sabrım taşıyor şu an. Bir artık sabır taşımına geldim. Sabır taşımı yaşamaya başladım artık. Bu şekilde devam edemeyiz yani. Burak Çoban gitti. Tamam o zaman yapacağımız şey belli oldu. İyice kamikaze yapıyoruz. Kamikazemizi yaptık. Şu noktada artık. Gökdeniz. Sağ kanada yer. Öyle bir 4-4-2'yim ki şu anda. Yani 4-2-4'üm aslında. Hadi oyna. Güzel. Kaliteli bir build up. Berbat bir... ya bu. Aldın. Bravo. Ver. Sol. Hadi vur. Os. Ah, Os. Teknik direktör Mesut Bakkal ya. Mesut Bakkal'la hayatımıza devam ediyoruz. Ama yani devam da edemiyoruz ya hayatımıza. Hayatımıza devam edemiyoruz abi. Yani bu şekilde olmaz. Gerçekten olmaz ya. Bir stoper aptallığından gol yedim ve Oha. Bir tane daha yiyordum. Oyna. Hadi. Eren sen ne kadar kötü oynuyorsun abi. Hadi kardeşim hadi. Bizde sakin. Ya başlayacağım. Ne oluyor abi deli mi bunlar? Süleyman Özdemar bu maçı niye sattı ya? Süleyman Özdemar bu maçı neden satmış olabilir? Şu an düşünüyorum yani. Neden böyle bir şey yapmış olabilir acaba? Yazık değil mi? Ayıp değil mi ya? Bir tane stoper saçmalaması. ikincisi ne yaptıysa artık onu da anlamadım. Sırtına çarptı adamın önüne düştü top. Niye böyle şeyler oldu bir anda? Happy Bodega. Happy Bodega da güzel. Ama Bodega da çok futbola uygun bir şeydi. Of. İnanılmaz bir gol yedik ya. Ne güzel servis yaptı herif orada ya. Asiste bak. Abi bu nedir? Yani 3-4 kere geldiler ve 3 kere gol oldu. Gökdeniz'in kontrol. Benim oyuncular... Aa Süleyman Özdemar. Dalga mı geçiyorsun abi sen? Çık 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 Süleyman Özdemar. Yeter abi dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ah. Ben böyle bir şey görmedim. Adam havadan gelen her topu rakibe verdi. Yani İkili mücadeleyi kazanamadı anlamında rakibe verdi demiyorum. Aldı ve rakibe verdi. Ulan hakikaten ben yayında FM oynayamıyorum abi. Yayında FM oynayınca bir şey oluyor abi. Gerçekten bak. Gerelde FM oynayınca normal, yayında FM oynayınca oyuncular beni satıyor arkadaş. Ben bunu çok çözemiyorum ya. Neyse Sinirlendim. Sinirlendim Dur bir dakika şeye bakacağım şimdi. Şu bir puan muhabbeti nedir abi? Bir puan muhabbetine bakıyorum şu an. Seri B'de ilk iki maçımda bir galibiyet ve bir, bir mağlubiyet aldım ama bir puanım var eksi puan olmasın. Eksi puan sebebiyle olmasın bu olay. Sezona kaç puanla başladığına bir bakmak lazım. Lig tablosunda yazar. Vardır orada ya. Bir dakika. Bakınız şunlar geldi. Şöyle deniyor. Deniyor ki Sampdoria ile galibiyet aldım fakat verilmedi. Bence burada hocam bir tık şeyimiz var. Eksi puanla başlanılmış fakat fark edilmemiş gibi bir durum var. Sanki adeta öyle diyeyim yani bana öyle geldi. Şey yapamam. Bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Sampdoria'nın cezası var o zaman. Şeyde yazar ya. Lig tablosuna girip aşağı bak abi. Eksi puanına bak. Şöyle göstereyim. Mesela Premier Lig vardır burada. Mesela bak Everton. Girelim efendim. Premier Lig'e e giriyoruz. Bakın ne diyor? 10 puan düşülmüştür diyor. Everton'dan 10 puan düşülmüştür diyor. Vardır. Lig tablosuna bakınız. Ya bir dakika ben de buradan bakabilirim lan. Ama Sampdoria bende seri bir açık değil. Seri bir açık olmadığı için bakamayacağım. Yani oyunda bir sürü saçmalık var ama böyle bir saçmalık yok. Öyle düşünebiliriz. Keki öğren güküyle oynayacağız. Keçi öğren power. Orada keçi öğren power'ı da kaybettiğimiz anda düşüş başlar. Aman hocam. League table'ın hemen altına bakalım. Orada yazıyor. Ya bir dakika ya ben niye uğraşıyorum abi? Şeyde de yazar. Sanki sadece adam bakabiliyormuş gibi yolladık bakkala git bana oradan bir şeyler bak diye. Burada bakarız işte burada buluruz. Hah. Evet. Bakınız. Ne yazıyor abi? Sampdoria B. Neymiş abi? 2 puan deducted. 2 puan. Finansal problemler sebebiyle 2 puan didaktit işte. Bak bildik. Bak bildik. Sampdoria'nın 2 puan cezası varmış. Şimdi sen burada şey gibi yapabilirsin yani. Başkan bana bunu söylemedi. Bana bu sözler verilmedi ya da bana verilen sözler tutulmadı diye. Gökdeniz Bayraklar antrenmanda inanılmaz çalışıyor. Antrenman topçusu. Antrenmanda inanılmaz çalışı olur. İstediği kadar antrenmanda inanılmaz çalışsın. Yani ne yapayım? Ne yapayım yani? Ne yapmamı istiyorsunuz? Oynamıyor, top oynamıyor, futbol oynamıyor. Maçın içerisinde hiç istediğimi alamıyorum. Ne yapacağız? Yani bu noktada yapabileceğimiz tek bir şey var. Bayağı net. Onlara çelişkse gelir şimdi savunmayı biraz toparlarız fakat bununla beraber hücum konusunda ciddi bir problemimiz var. Celal Dumanla atıyor başka kimse atamıyor. Adis Yav de atıyor hadi biraz ama geçen maç mesela rezaletti ya rezolit bir şey yaşandı. İtalya kulübü başkanı gibi yani evet bu şey değil miydi bu arada Sampdoria'nın başkanı filmci değil miydi? Filimcilere kiraya vermemişler miydi Sampdoria'yı? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Eren Albayrak sen de çık. Hiç hocam, çık hocam. Çık hocam. Çok kritik bir maç. Keçiören Power. Peki gelecek sezon 2 puan önden baş Niye abi niye öyle bir şey yapasın? Gelecek sezon niye 2 puan önden başlasın? Neden böyle bir mantık kurdun? Valla ilk 15 dakika şut çekilmedi maçta. Eyvah eyvah. Orta ve Balkanların en kötü maçı oluyor. Yarım saate doğru gidiyoruz şutsuz. Yarım saate gidiyoruz şutsuz. Ah rezilliğe bak. Korner. Celal çıkar. Çıkar şu topu. Evet. Sıçım yaşandı. Artık bu noktada sıçımın yaşandığından çok net bahsedebiliriz. İlk şutla golü yedik çok güzel. Kalenin ağzından. Ben sıkıntıyı herhalde artık orta sahaya ekstra bir oyuncu koyarak geçireceğim diye düşünüyorum. Çünkü ne savunma yapabiliyorum ne hücum yapabiliyorum. O yüzden şöyle bir noktaya gideceğim şimdi. Samet Yalçın'ı buraya alacağım. Ya da Halil İbrahim Sevinci buraya alacağım. İbrahim Sevinci şöyle yapacağım. Bu arkadaşları ileri atacağım. Böyle iğrenç bir taktik. En azından orta sahibi tık güçlendirelim. Ee, şuradan oyuncuları ileriye doğru yollayalım. Yeter artık. Ben daha fazla dayanamayacağım bu işe. Ee, klasik taktiğimize dönelim. Bu olay artık beni sinirlendirmeye başladı zira. Hatta sizi de ön tarafa atalım artık. 1-0 kaybediyoruz çünkü. Bunun bir şeyi yok. Heh. hadi bakayım. Hadi bakayım. Şu noktada eşek değilseniz artık biraz toparlanır. hadi bakayım. Ben vallahi bu olayı çözemedim abi. Şeyi yak anlayamıyorum. Yani neden yayın açtığımda ve FM oynadığımda işler bu kadar kötü gidiyor? Bravo Süleyman, iyi top. Bravo Cenk, iyi top. Bravo Halil, iyi top. Yap brajao. Çevir çevir, çevir, çevir. çevir, çevir güzel kardeşim. Ben burada ne güzel teknik direktörlük lisansı almaya niyetliydim. Abi öyle yerlerde kurslar açıyorlar ki yani arabayla gitmeyi bırak. Hani otobüs falan yok ya. Bana yakın hiçbir yerde kurs açmıyor herifler. Bir tane kurs açtılar. Ona gittim. Şeyimi aldım. Grassroots'umu aldım. Bir, bir gaza gelmiştim. Hatta Grassroots'u aldım. Mail geldi işte. Şeyi geçtiniz diye. E, lisansınızı alın falan diye. Grassroots bilmem ne. O gece hayvan gibi bir rüya gördüm. Burada önce şeye giriyorum. E, bir okula giriyorum. Okulu eyalet şampiyonu yapıyorum falan. Sonra şeyden teklif geliyor. E, hop. Yes! Burada bizim okulu şampiyon yapıyorum. Yüzme havuzunu kullandım. Okulu şampiyon yapıyorum rüyada. Ondan sonra şeyden teklif geliyor. Philadelphia Union'ın hocası yardımcım olur musun diye telefon açıyor. Aa diyorum ne güzel lan. Mükemmel iş falan. Ondan sonra böyle saçma sapan bir rüya görmüştüm. Öyle kaldı. Doğru düzgün yerde şey açmıyorlar. İşte Celal. İşte Celal Dumanlı. İşte Celal with smoke. Helal olsun be. Aa, kendimize geldik. Oynayın. Oynayın. Bu taktik oldu. Bu taktiğe varız. Aynen Led abi. Muhtemelen. Bu arada Ted Lasso'yu galiba Ted Lasso... Ne geldi Ted Lasso da galiba Rüya'dan bir iki gün önce izlemeye başlamıştım. Değişik. Burada sürekli bu arada şey var. Ee, Teknik direktör aranıyor okullara. Sakırcı hoca. Homer Emery aldım. Homer Emery. Ee... Sen lisansal al Letonya Ligi'nden başlatır seni. Abi Letonya işte bir arada şey yaptım FM'de. Lisanssız başlayıp Letonya Ligi'nde Auda diye bir takımı şampiyon yapmıştım. O günler de geldi aklıma. Dedim yani benim şöyle bir problemim var. Ee, mesela o yüzden yıllar boyu e, çok iyi anladım Kemal Kılıçdaroğlu. Bende liderlik vasfı yok. Şimdi liderlik vasfı olmadan da şey yapamazsın yani. Teknik direktörlüğü nasıl yapacak hocam? Deris Kivert'in emotu var ya nasıl yok. Var var. Var ya var. Yok mu Deris ben koydum diye hatırlıyorum ya. Abi çok hızlıca geçtik buraya ya. Ay offside. Offside, offside, offside. Kaldır hocam. Bayrak, bayrak, bayrak. Offside, offside, offside. Offside, offside. Offside, offside. Gördüm. Net offside gördüm. Ha? Net ya gördüm. Allah Allah. Ben Teriski Vert'in var zannediyordum ya. Dur bakayım. Bir saniye dur bakayım. Önemli çünkü Teriski Vert'in önemli hocam. Skivertonsız çok şey yapamayız. Dur bir dakika. Hemen bakıyorum. Aa, hakikaten koymamışım ya. Niye böyle bir şey oldu? Aa. Puh. Aa. Dur bakayım bir dakika dur. Koymamışım. Aa, aa, aa. Bir dakika. Bunu yapacağız. Teriski verdin olmadan ben nasıl FM oynayabilirim? Hiç öyle bir şey mümkün mü yani? Değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız? Şuraya bir teriski verdin koymak lazım. Hemen. Hem hem man. Hem man abi. Hem man bu işi yapacağım. Yapamıyorum. Yayındayken bunu yapmak zaten zaten realde de normalde de yayınsız da yapamıyorum. Şimdi de yapamıyorum. Şimdi hiç yapamıyorum. Body baktım. Content'ime baktım. Copyright. Nereden bakacağız abi buna? Hmm. Buldum galiba. Hmm. Buldum galiba. Hmm. Buldum galiba. Bulamadım. Hah buldum. Hah buldum. Güzel. Teris hemen atıyorum. Oh be. Hocasız olur mu ya? Koyabildik mi bunu? Koyduk. Güzel. Tamam. Şu an teris kibaritim var. An itibariyle teris kibaritim var. Artık kullanabiliriz. Buyurun. Şu an itibariyle bakıyorum. Hemen bakıyorum. Yes. Geldi. Geldi hocam. Teriski Vert'in geldi. Bu galibiyette zaten Teres Givert'in yakışırdı. Aldık. Maçımızı aldık. Güzel oldu. Hop. Oynayalım. Şaşı oldum ya. Her şeye bakarken şaşı oldum ya. Vallahi. Heh. Oynayalım hocam. Şimdi önümüzdeki fikstür fena değil gibi. Altay'la oynuyoruz. Altay hafif vefat. Şanlıurfa ile oynuyoruz. İyi gibi. Adana Spor normal. Şimdi buradan bir düzgün çıkmamız lazım. Buradan düzgün galibiyetle çıkma. Öf, ne yaptın ya? Helal olsun. Skivert'in hocanın şerefine 50 tane attı adam. Peki neden gelmiyor abi ses? Ben şimdi bak gerçekten YouTube'la ilgili birçok şeyi çok sevdim. Yalan yok abi. Birçok şeyi çok sevdim. Böyle daha keyifle yönetilen bir rejisi var. Fakat abi o bir yer. He? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum ya. İşte bunu anlatıyorum. işte bunu anlatıyorum. O zaman bir iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkes hoş geldi. Maçtan çıkanlar da hoş geldi. Sanıyorum H-Talks hey var. Yani vardır kesin tan çıkanlar varsa eğer hoş Ozan geldiler. Hodan bir iyi akşamlar. BM'ciyiz bugün. Süleyman Özdemar ya sana nasıl? Sana nasıl kontrat vermeni bekliyorsun diyeceğim adam da yıllık 27 bin euro alıyormuş yani. İkinci lig oyuncusu da bu kadar almasın ya. Belki ondan. Ozan bir iyi akşamlar. 27 bin euro da almayı versin hakikaten ya. Dur bunu Türk parasına çevirelim. Böyle olmaz. İkinci ligde, ikinci ligle işimiz bitene kadar ben bunu TL'ye çeviriyorum. Başlarım böyle işe. 780 Ozan bin, 780 bin de iyimiş hocam be. 780 şimdi laf ettim, 780 bin aylık 60 binden fazla etmiyor mu ya? Yıllık 780 aldı, aylık 60 bin. Bodrum'da aylık 60 bin gerçek kira ne? kira veren? o bir iyi akşamlar. Bodrum'da kiralar hayvan gibi olmuştur kesin. %100 kesin hayvan gibi olmuştur kiralar. Hocam Ahmetcan Kaplan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ahmetcan Kaplan ben Ozan ilk izlediğimde de çok hayvan gibi topçuydu. Millet çok şaşırmıştı Ayaks'ı nasıl aldı falan dedi. Ben çok şaşırmamıştım. Ama şey bağları mı kopardı o? İlk gittiğinde galiba bağları kopardı. Abi inanılmaz o top atıyor. Zaten yaratık gibi fiziği var. Bir de inanılmaz top atıyor çocuk. Yani muhtemelen Ayaks'ın böyle yeni dirilişinde falan kritik oyunculardan biri olacak. O çok net bir iyi böyle bir durum söz konusu olacaktır yani. Adamlar şu an zaten biraz top oynayabilen herkesi şey yapmaya çalışıyorlar. Kadroya almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla iyi akşamlar. sanıyorum ki şey olacaktır. İlerleyen dönemde önemli bir oyuncu haline dönüşecektir. Ahmet Can Kaplan. Ya mesela o sakatlığı falan yaşamasa daha şey yapsa Ajax'ta daha böyle bir erken oynamaya başlasa belki belki şey bile konuşuyorduk. Hocam iyi akşamlar. Euro kadrosu için falan konuşuyorduk belki. Ama şu an biraz geç kaldı bence. Geç oynamaya başladı yani. Bodrum devler 18-40 arası olmuş hocam. Şey yükselmeyen var mı ya? Yani ev fiyatlarının yükselmediği bir şehir var mı? Ya mesela ben. Burdur'da 15 bin liralık bir ev atıldı bana mesela Burdur'da. Ya yani bir, bir, gün birisinin hani Burdur'da 15 bin lira kira veriyorum diyebileceğini hiç tahayyül etmezdim ben. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Benim ailemin hayatı kirada geçti. Yani ev almak çok mümkün olmadı. Ve şeyi hatırlıyorum. Eee Afyon'a gitmiştik. Afyon'da kiralar ya şöyle söyleyeyim şimdi yalan olmasın. Gittiğimiz zamanı da hatırlamıyorum. Biz böyle 1200 lira falan verirken kiraya Afyon'da 300 lira falan da kiralar. Benim hatta aklım çıkmıştı yani nasıl yani bizim verdiğimiz paraya burada 3 tane ev mi kiralanabiliyor? Nasıl olabiliyor böyle bir şey falan diye. çok çok da küçük değildim ama işte daha para algısı oluşmamıştı. Mesela Afyon beni inanılmaz şaşırtmıştı. Allah'ın unuttuğu Kastamonu'da bile yükseldi. Abi Yozgat 6K 15.5 13.5K. Kim veriyor abi bu paraları? Evet, ya mesela esas problem bence şu değil mi? Yozgat'ta ne kadar para kazanılabilir? Yani Yozgat'ta bir insan ne kadar para kazanıyor olabilir? İş ne kadar fazla var? İş imkanı ne kadar? Ya Süleyman Özdemir ben seni hakikaten kenara çekip döveceğim ama artık başka türlü olmaz bu abi. Bak bu gol olursa dövdüm seni. Bu gol oldu abi. Ya Süleyman Özdemir Bak son 3 maçta Süleyman Özdemir 4 gol verdi rakibe. 4 gol hediye etti. İnanılmaz bir şey. Sen niye böyle yapıyorsun? özel şeyin mi var bana? Sen i̇şte pas pas 9 abi yani zaten pas vermiyor. Sipariş vermiyor olman lazım. Bu ne abi? Ne oluyor ya? Muhammed gel. Öyle midir nedir? Dur bir dakika şöyle yapalım. Halo Sevinç gelsin. Ne yapıyor abi bu? Niye sürekli böyle saçma sapan şeyler yapıyor ya? Aa Afyon'daki ev daha büyük daha yenir. Abi Afyon'daki ev şöyle söyleyeyim. Afyon'daki evlerde şey falan var. Bir tane banyo var. ya Ben bir iki tane ev gördüm Afyon'da ondan diyorum. Babam orada birkaç kişiyle çalışıyordu çünkü. Zamanında işte misafir ettiler bizi bilmem ne. Afyon'daki evlerde böyle dört oda bir salon. Ondan sonra her odanın kendi banyosu sonra şey falan var. Bir tane havuz gibi bir yer var mesela. Evin içinde şey var. Ee, böyle spa gibi jacuzzi var. Şey olmuştu böyle yani hani... Bu insanlar ne yaşıyor lan? Ya benim akranım bir çocuk vardı mesela şey falan diyordu. Ben işte okuldan eve gelince şeyi çok seviyorum. Ee, ne denir ona? Termal su doldurup küvete girmeyi çok seviyorum falan diyordu çocuk. Küvet dediğim de jacuzzi. Yani... Nasıl yaşanıyor yani? Sıcak su vardı, soğuk su vardı, bir de termal su musluğu vardı mesela. Doğal termal su bağlamışlar yani eve. Böyle Anadolu falan deyip küçümseyenler bir daha düşünürler. Utanırlar mı sanmam. Ya gene saçma sapan bir maç kaybı yaşayacağız hadi oğlum ya. Süleyman Özdemir'in verdiği bir maç. İnanılmaz. Süleyman Özdemir maç veriyor şu an bize. Termal su meşhur burada. Öyle abi bak. Bak ben hayatımda benim en şaşırdığım şey bu. Böyle şey gibiydi. Ben bundan çocuk kitabı yazarım. Kaç yaşındayım hatırlamıyorum. Kardeşim çok küçüktü. Ben de çok çok küçük olduğuna göre ben de işte 12-13 yaşında falanım. Yani tam böyle hani evde yalnız kalmayı çok isteye isteyeceğim dönem ama tabii ki ailemin de golbe. Ailemin de lan kaç yaşındasın? Seni nasıl evde yalnız bırakıp bir yere gidelim diyeceğe dönem. Dolayısıyla hani hafta sonu bir yere gidecekler ama ben yalnız kalamıyorum ama çok istiyorum yalnız kalmayı. Abi aldılar beni de gittiler. Ben yol boyunca Allah belasını versin. Afyon'a mı gittiler? Afyon neymiş falan filan. Ondan sonra ee, babam sürekli şey diyor oğlum diyor deme öyle çok güzel olacak bilmem ne olacak oraya gideceğiz bu sucuk yiyeceğiz pastırma e, göstereceğim sana falan filan neyse. Ee, abi şey dediler kış kıştı böyle bayağı kıştı. Şubat tatili falan işte şey 15 tatil. Bizi ağırlamak için babamın çalıştığı adam şey varmış. Bunların böyle e, Afyon'da mesela yazlıkları varmış. Yani yazlık dediğim de Afyon'un biraz dışında termal hani siteler bildiğin villa uf, bildiğin villa ve şey termal spası var kendine ait az önce jacuzzi dedim ya bay ıslak oda var böyle hani duvarlar mermer e, sauna falan filan böyle şeye giriyorsun böyle kuyu gibi bir şeye giriyorsun o kuyu gibi şey odaya dönüşüyor falan böyle acayip. Evin içinde üst kata çıkıyorsun yatak odan var falan alt kata iniyorsun. Televizyon izlerken kendi termal kaplı falan filan böyle saçma sapan bir durum. Abi villaya girdik. Aa dedim ne değişik lan çok acayip falan. Bu arada yani eski evler böyle tahtalı mahtalı böyle trabzanları var bilmem ne. Abi şeyi bir açtım. Buzdolabını bir açtım. Bakın buzdolabında şey falan var. Ay yani şu an zaten öyle bir şey mümkün değil de bir tane pastırma var böyle. Birkaç kangal sucuk var. İşte şöyle iki tane tereyağı koymuşlar. Yoğurtlar. E, aşağıda et var. Yemek yiyip, yapıp koymuşlar falan. Babam çünkü ilk kez şey yapıyordu hani iş muhabbeti, iş ziyareti, iyi ağırlayalım falan. Ben orada mesela aklımı kaybetmiştim. Ya yani ben şey yapıyordum. Eee kaplıcaya giriyordum. Sonra çıkıyordum. Şey falan yapıyordum böyle. ekmeğe tereyağı sürüp Pastırma falan koyup yanıma alıyordum falan böyle yüzerken onu yiyordum falan böyle. Hani e, hayatımda hiç bu kadar kendimi şey hissettiğim, elit ve zengin hissettiğim bir an olmamıştı. Böyle böyle bir e, şey nasıl diyeyim? Sıfır beklentiyle nefretle gittiğim yerden şeyle çıktım. E, hayatımın en acayip hafta sonuyla çıktım yani. Kaplıca otel abi otel gibi de değil. Yani bildiğim kadarıyla hani şeylerden birine aitmiş. Babamın çalıştığı adamlardan birine aitmiş. Ailesine aitmiş. Abi gelin size evi açalım falan demişler yani. Ben gerçekten şey olmuştum ya böyle. Ben burada iki gün kalacağım ama işte burası birine ait falan yani. Selamlar yeni geldim. Neden Twitch'te açılmadı? Twitch'te GeoGuessr oynuyoruz. Youtube'da FM oynuyoruz. Bu şekil bir Oturtma yapmaya çalışıyorum. Daha olmadı. Daha değişecek. Belki bunlar atıyorum efendime söyleyeyim şey olabilir. Bir Twitch iki YouTube olabilir. İki YouTube bir Twitch olabilir ya da bir Twitch iki YouTube olabilir. Genellikle. Burada kültür şeklinde ara ara kaplıca otellerine gidenler var. Kaplıca muhabbeti çok değişik ya. Ben şey sevmem. Yani şey sevmiyorum. Suya girip Debelenmeyi sevmem ya. Ben normal yüzmeyi severim böyle. Yani Türk insanında genellikle şey vardır hani şuraya şeyi koyalım simidi koyalım böyle takılalım falan. Ben öyle değilim. Ben girince yüzmeyi seviyorum böyle işte atıyorum giriyorum denize giriyorum havuza yaldır yaldır yüzüyorum. Ama orada böyle aklım aklım hayalim durdu. Çok acayipti ya. Vallahi çok acayipti. Süleyman çık. Süleyman Özdamar. 7 bak 6 76 diyor. Son o oh, son 5 maça e, 6 76 diyor. Zerre alakası yok. Çok net söylüyorum zerre alakası yok. Kaç tane top verdi? Kaç tane puan verdi? Sana yazıklar olsun. Sen iyileşmedin mi Kenan Özer? Sen ne oldun ya? Herakles Almelo istiyor. Ne abi Herakles Almelo? Herakles Almelo niye Kenan Özer istiyor da kafa karıştırıyor ya? Tamam şöyle yapacağım. Bunu da aldım. Halil İbrahim Sevinç. Bayağı iyi top oynuyorsun. Yeni stoper ikilim bunlar. Hadi bakayım. Yeni stoper ikilim bu ikili. Şey değil. Bir dakika. Ceruska nerede? Heh. Ceruska. Ceruska hocam. Tertemiz. Muhammed Ceruska ikilisiyle devam ediyoruz hayatımıza. Bak Afyon gerçekten bugün birisi çıkar şey diyebilir. Onlara da Yazıklar olsun. İşte Afyon'a gidilir mi? Bilmem ne olur mu? Ben 13 yaşındaki aynı şey düşünüyorum tabii. Ee, fakat abi yani Afyon'un yemeği. Afyon ulan ne Afyon olduk be. Kaplıcası bilmem ben. Gerçekten aklımı kaybetmiştim hafta sonu. Çok net söylüyorum. Aklımı kaybetmiştim hafta sonu. Bugün daha da abartacağım. Bugün henüz Afyon'da yediğim o tereyağın tadını Hiçbir şeyden almadım. Ya yeter be. Her duran top gol oluyor kardeşim. Bu nedir ya? Diego Sosa çık artık şu toplara ya. Gelen her top. O krem peynir gibi tereyağı. Ulan aklıma geldi ki valla. FM'ye şu an odaklanamıyorum. Bak o tereyağı aklıma geldi. FM'ye şu an odaklanamıyorum hiçbir şekilde. Krem peynir gibi bir tereyağıydı ya. Başka hiçbir şey sürmezsin yani. Benim gördüğüm siz gördünüz mü ya? Bir dakika bir dakika biraz yakın alabilir miyiz lütfen? Uf. Ya stoperi satar ya kalecisi satar ben anlamıyorum ki ne oluyor. Nasıl bir gol yendi abi şu an? Niye böyle bir gol yendi hocam? Ne oldu az önce ya? İyi top. Güzel. Yap bunu. Yap bunu. Yes. Ha işte ya. Gittik mi atacağız hocam? Hadi. Bizim otobüs termileri çok meşhur. Herkes öyle tanıyor. Abi yani ben şeyi de çözemedim bu arada. Onu da söyleyeyim. Afyon bayağı zengin bir yerde yani gittiğimde. Şu an öyle midir? Ne yeter lan. Hadi be. Hadi ya. Hadi be. Hayret bir şey ya. Ne? Ne aptal aptal goller yeniyor. Ne oluyor ben anlamıyorum ya. Diogo Coelho mu? Şanlıurfa'da simyacı. Ya bu sefer de orta sağa düştü. Oh 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 yani. Hocam oh yani. Yeni stoper ekilim daha beter oldu bu. Ne oldu böyle bir anda? Oğlum bu nasıl bir Ben bu kısır döngüler nasıl çıkacağım ya? Nasıl çıkacağım ben buradan? Afyon, Manisa, Balık Balıkesir terminalleri bu ülkenin neferleridir. İşte bak sadece terminalle tanınıyor olması Afyon'un çok büyük haksızlıkmış. Ben bunu öğrendim yıllar içerisinde. Ben yıllar içerisinde bunu öğrendim. Sadece terminalle tanınmaması gerekiyormuş. Ya ne bu nasıl bir org? Ya abicim biz duran top hocası aldık. Duran toptan daha fazla gol yemeye başladık ve katiyen iyi duran top kullanamamaya başladık. Bu nasıl oluyor ya? Afyon'un soğuğu da meşhurdur. Afyon'un soğuğu bayağı meşhurdu abi. Ben işte o o geldiğinde hakikaten benim gördüğüm ilk ciddi soğuk oydu yani. Afyon'un şey gibi soğuğu vardı vallahi Yalan yok Erzurum gibi soğuğu vardı. Çok ayrı yerlerdeler belki ama bayağı kuru şey bir soğuk vardı. Böyle burun düşüren bir soğuk vardı yani. Öyle hatırlıyorum. Diego Souza 5.8 Ben size ne diyeyim lan? Yani ne diyeyim ben size ya? Ne diyeyim oğlum ben size? Yani bir stoperim 5.8, bir kalecim 5.8 oynadı ya. Ya size rağmen mi kazanacağız oğlum biz? Bükme diye bir yemeği var Afyon'un efsane. Allah Allah. Onu duymadım bak. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ya şu istatistiklere bir bakar mısınız lütfen ya? Şu şu istatistiklere bir bakar mısınız lütfen ya? ya ben bu maçı nasıl 4-2 kaybediyorum? Ben nasıl 4 tane gol yedim bu müsabakada ya? Şu müsabakada ben nasıl 4 tane gol yedim? Biri bana anlatsın ya. Afyon Kalesi var gördüğüm en saçma turistik yerdi. Şeyde şöyle bir problem var bak mesela ben onu onu sevmedim. Anadolu'da bir yere gidiyorsun, her şey aynı abi. Yani şeyler aynı. Çarşıya iniyorsun, çarşıda dükkanların üstüne çaktıkları tahta giriş şeyleri, isimler falan aynı. Şeye çıkıyorsun, herkesin bir kalesi var. Kaleye bir çıkıyorsun. Bütün yönergelerin tipi aynı, yazı tipleri falan aynı. Hiç şahsına münhasırlık kalmamış. Eskiden öyle bir şey vardı. Eskiden her şeyi birbirinden çok farklı gözüküyordu. Şu an hiç öyle bir şey yok. Gel sana da yeni kontrat vereyim. Hayvan gibi top oynuyorsun. Gel. Mesela bak. Bursa. Yıllarca gittim. Babamın amcası orada yaşıyor. Yıllarca gittim. Gözümün önünde şey oldu Bursa. Ya inanılmaz değişik böyle sanki farklı bir ülkeye gitmişim gibi hissederken şey gibi oldu. Böyle İstanbul'un alakasız bir mahallesine benzeyen değişik böyle şey tek düze falan bir yer oldu. Çok içine ettik ya. Buna katılmayan da şeydir yani. Katılmayana saygı duymam. Taraflıdır. Net. Normalde her türlü görüşe saygım var. Yani ülkenin tamamını tek düze hale getirdik. Berbat bir planlamayla e, ülkeyi dizayn ettik. Görüşüne katılmayana saygı duymuyorum. Ağır konuştuk. Çok sert konuştuk. Soma Spor'la eşleştik. Soma Spor. İkincilik. Kırmızı grup. Güzel. Güzel. Bu yılı kapatırız. Güzel. iyi oldu. Bu yayında yılı kapatırız. Ta tepeye çıkmış birini hatırlamıyorum da. yarıda döndüm hatırlıyorum birçok kişinin. Abi ben... Maalesef ziyaret ettiğim birçok yere anam ve babamla e, ve küçük kardeşimle tabii belli bir yaştan sonra küçük kardeşimle gittim. Hal böyle olunca bazı noktalar ulaşılır yerler olmadı. Öyle diyeyim. Bazı noktalar ulaşılır yerler olmadı. E, doğal olarak onların kararıydı bir yerlere çıkıp çıkmamak genellikle de çıkılmadı. Genellikle şurada oturup bir çay içelim. Ee, genellikle işte dur bakalım burada ne tatlısı varmış falan gibi şeyler. Hani diğerlere tırmanmaktan ziyade daha çok e, şerbetli tatlı yendi. Yani turistik olarak şerbetli tatlı yedik biz. Ya yani mesela Afyon Kalesi'ne çıktık mı? Vallahi hatırlamıyorum. Şey yedik mi? Kaymaklı ekmek kadayıfı yedik mi? Her gün yedik. Böyle bir sistem vardı bizde. Bizde bu tip bir şey sistemi vardı. Yani yemek ön planda turistik Gene yedik ya. Abi her korner gol oluyor. Çok değişik. Tamam ben artık korner çalıştıracağım. Yapacak bir şey kalmadı şu an. Korner çalıştıracağım yani. Şu an yapabilecek bir şey kalmadı. Atılan her korner gol oluyor. Yani şu an itibariyle attılan her korner gol oluyor. Adamlar 15. dakikaya %100 pas başarı oranıyla geldiler. Nasıl oluyor bu? Dezer mi çalıştırıyor bu takım? Adana Spor'u bir mi çalıştırıyor ya? Bursa'nın özellikle eski semtlerinde Adambaşı Tarihi Çeşme vardı. Uludağ'dan gelen buz gibi kaynak suya akar. 90'lara kadar öyleydi. Şimdi bitmiş hepsi. Abi ben mesela şey de aklıma kaybetmiştim. Bak çok net söylüyorum. Ee, Bursa'ya ne zaman ilk gittiğimiz falan zaman olabilir ya. Ee, şey. Almayacağım şimdi seni. 37. dakikada oyuncu değiştirilmez ya. Ee, bizim musluk suyu içiliyor demişlerdi. Babamın amcası ve ailesi. Ben aklım aklımı kaybetmiştim ben. Nasıl ya musluk suyu içiliyor derken ne demek istiyorsun Hani ne ne içiliyor? İçilirken ne yapılıyor falan? Nasıl içiliyor falan? Böyle şey olmuştum. Kekelemeye falan başlamıştım. Eskişehir'e geldim. Eskişehir'e geldim. Eskişehir'i sevdim. Eskişehir güzeldi. Tertemiz yer. Hiç sıkıntısı yok Eskişehir. Bayağı hoşuma gitmişti benim. Tamam. Değişik. Değişik. Hadi değiştir. Değiştir. Çık. 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 Ee, ee, Aldayırı aldım. Oyundan. Samet Yalçın'ı koydum. Gel buraya Samet. Samet Yalçın. Gene klasik oyunun şeysine döneceğiz yani. 4-2-3-1'e döneceğiz. Bu oyun hiçbir şekilde şey istemiyor kardeşim. Bir değişiklik getirelim. Bir farklılık olsun. Bunlar yok. Oyna. Dur hemen çete döneceğim. Maçı çevirmemiz lazım. Nereye gidiyorsun oğlum? Adamın içinden mi geçtin? Zaha mısın sen ya? Ataklar olgunlaşmadan ölüyor. Olgunlaşma. Bak gene ben oyunda bir gariplik mi var ya? Benim stoperlerime top çarpıp düşüyor. Yani niye böyle bir şey oluyor? Oyunun özelliği mi bu? İyi geldik. Gol. Abi yemek ön planda demişken hiç Adana'ya geldim mi? Geldim. Adana'ya iki kere geldim. Adana'ya bir kere düşünüyorum. Adana'ya bir kere İlker Duralı, Emre Yazıcıoğlu, Can Ön Duygu dörtlüsü olarak yemek yedik. Mersin'e geçmeden önce Mersin'de TRT'ye şey anlatacaktık. Akdeniz oyunları anlatacaktık. Oraya geçmeden önce Yeşil Kapı'daydık. Sonra Yeşil Kapıyı o kadar beğendik ki araba kiralayıp boş günümüzde tekrar Adana'ya gittik. Ben bir de üstüne şey İskenderun'da Bedelli'den çıktıktan sonra annemlerle Yeşil Kapı'ya gittim. Adana'yı çok severim. Ha hakkını verdim mi Adana'nın? Vermedim. O ayrı. Vallahi Adana'nın hakkını vermedim. Ayrı bir Adana'ya gelmek isterim. Ama geldim yani Adana'ya. Adana bana şey kötülüğü yapmıştır mesela. Ee, bir daha İstanbul'a döndükten sonra e ne zaman? Neyse ne zamansa işte. İstanbul'a döndükten sonra kebap yemedim ben yani Adana'da. Köfte yedim. Bilmem ne yedim falan. Eti bırakmadan önce. Gol. Ah girmedi. Biz ilk yarıları niye oynamıyoruz? Braja çok kaçırdım be oğlum. Pedro Braga çok kaçırdın ya. Dön. 4-2-4'e dön. Dön. Dön 4-2-4 hadi. Turn to 4 to 4 hadi oğlum. İyi, oyna, oyna. Oyna, 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 oyna. Allah hadi oyna. Attık bitti. Attık bitti. Yani sürekli maç çevireceksek bu yayınlar bayağı enteresan olacak. Sürekli böyle maç çevireceksek bu yayınlar biraz şey olacak. Riskli de olacak aynı zamanda. Çünkü ben küfür de edeceğim. Yapacak bir şey yok. Al geri. Temiz. Çıktık şimdi. Doğru yere çıktık şu an. Abi mesela İç Anadolu'da gittiysen Ankara sonrası Kırıkkale, Yozgat falan Sivas'a kadar direkt Ankara'nın ilçesi gibi çok benzer. Ya zaten bazı şeyde bazı yerlerin niye ayrıldığını da anlamıyorum. Sırf böyle şey için ayrılmışlar. Birçok yer sırf evet buranın artık şehir olması lazım. Bize oy verin burayı şehir yapalım diye şehir yapılmış. Yerler zaten abi. Yani ben Osmaniye'nin Devlet Bahçeli yüzünden şey olduğunu düşünüyorum. Eee şehir olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa Osmaniye neden bir şehir mesela? Ya? Neden Adana'dan ayrı ya da neden Kahramanmaraş'tan ayrı falan yani? Bilmiyorum. Eski şehir olumlu şekilde değişen ender şehirlerden. Ha bak evet öyle bir şey de var. Gelişen Türk şehri sayısı, Türkiye şehri sayısı gerçekten çok az. O da enteresan. Daha kötüye gidiyor hepsi. Ya da köfte yedikten sonra köfte yiyemez. Abi yok. Bak hakikaten şey muhabbeti çok var. Yani bir şeyi yerinde yedikten sonra e, o şeyden aynı keyfi alamamak. Mesela bunu artık bir Türkçe isim bulmamız gerekiyor. Almancası vardır bunun. Böyle iki metre Almancası vardır. Yani bu Wurst'u işte Viyana'da yiyeceksin falan filan diyordur onlar da mutlaka. Onun bir ismini bulmuşlardır. Misal bak çok net Sargon Duran mı Sargon iyi olur Sargon Duran ee, balık ürünü şeyde yedikten sonra Ege'de yedikten sonra ya da işte balık masası diyeyim Ege'de yedikten sonra Çanakkale'de falan hani biraz da Trakya'nın böyle Ege'ye bağlı yerinde yedikten sonra Yok abi. Öyle şeye git. Atıyorum Asmalı Mescid'e git. Oradan meze seç falan. Alakası yok abi. Bir de öküz gibi para. Şu an zaten korkmuştur da. Bodrum hakkında bu Mümtaz Reis de Bodrumlu. Keşke onun da animasyonu olsaymış. Bu animasyonlarımız şey animasyonlardır ya. Nasıl diyeyim? Eee... Tarihi animasyonlardır bunlar. Hepsinin özel değeri vardır. Teris Kivert'ın çok önemli bir hoca. Ee, bizim Twitch'te ilk olarak tanıştığımız sonrasında YouTube'a da taşıdığımız bir abimiz oldu. Ondan dolayı yani. Heh şimdi kritik bir maça geldik. Güzel. Burak Çoban biraz iyileşmiş. Çok hafif iyileşmiş. Sen gel hocam. Süleyman Özdemir ben seni oynatmayacağım abi. Kusura bakma. Oynatmayacağım abi ben seni. Ee, öyle şey falan yok yani. Affetmek mahvetmek yok. Çok elim kolum bağlanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Sağ kanada kim oynatacağım onu bilmiyorum. Burak Çoban da hazır değil. Burak Çoban böyle bir... Ulan tamam bir dakika bu taktiği bir değiştirelim artık madem öyle. Gökdeniz gel. Adem Metin sen çık. Abi madem öyle değiştireceğiz bu taktiği. Yani yapacak bir şey yok. An itibariyle yani olmuyor. Ne zaman buna dönsem, 4-2-3-1'e dönsem bir şeyler oldu. Ne zaman şey başlasam sıkıntı yaşıyoruz. Gerek yok abi böyle bir şeye. Pressing forward. Aferin. Brajao. Oyun kur. Sen de takıl böyle. Güzel. Uyuz işte. Oynayalım. her seferinde ilk yarayı çöpe atıp ikinci yarıda maç çevirecek halimiz yok. Bu sefer de doğru düzgün top oynayalım. Ahmet İlhan Özek. İkincilik sensin be. Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan Özek ikinci ligidir. Türkiye ikinci ligidir. Ay aman 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 aman. <laughs> Biz böyle yeni taktiğimizle yelken açarız ya. Bana öyle geliyor. Onur Akar hoş geldin. Selamlar. FM oynamak için kötü bir gün seçtik ya. Cuma akşamı. izlenecek başka şeyler var. Oh, hadi be. adede. Çorum'un sağ iyi yapmışlar hakikaten. Ama zaten FM'de şeyleri vermiyorlar abi. Türk zeminlerinin hakkını vermiyorlar yani. Hepsi yeşil bunun. Komple yeşil. Yani bu kadar yeşil olmaması lazım zeminlerin. Abi bu sene PL'yi kim alır? Bu hafta Londra merkezde bu sorunun cevabı verildi ya. Tamamen katılıyorum. Bu hafta beraber biterse Arsenal şampiyon oluyor. Bu hafta kazanan şampiyon oluyor. Ama şey City'nin fixtürü Liverpool sonrasında da bayağı sıkıntılı. Yani ben Liverpool olur diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Celal yap bunu oğlum. Yes. Celal gol krallığına gidiyor. Mükemmel. Tam ihtiyacım olan adam. Ritimli şekilde gol atan futbolcuyu severim. Hele ki ikincilikte. Böyle şeylere çok lazım. Çünkü ikincilikte yetenek baremi çok fazla değil. Tak tak her maç gol atan adam lazım. Güzel. Bravo Diego. Diego Souza bravo. Güzel. Diego Souza bravo. Bir anda toparladık be. Ha? Alalım şu maçı. Üzeyir bravo. Üzeyir bravo. Çok güzel top. Uf. Şu an cimde dinliyorum seni abi. Selamlar. Dikkat et. Dikkat et. Düşürme. Gerçekçi olmuş. Oyun normalde de... Ha. Abi bir şey diyeceğim. Şey kimin aklına geldi ilk olarak acaba? Ya zemini boyayalım. Zemini boyayalım. Yani çim yok ama toprak gözükmesin. Şuna bir boya atalım. Bir sıva atalım şuna. Kimin aklına geldi bu acaba ya? Çok merak ediyorum. Yani ha. Yani mesela şeyden mi geldi? Takımın medyacısından mı geldi? Televizyonda çok kötü durur bunu bir boyayalım. Başkandan mı geldi? Hiçbir şey anlamıyor mesela başkan futboldan. Ya şunu bir boyayın ne biçim gözüküyor ya. Çim çıkmıyorsa da boyayın kardeşim bir dedi. Ya da mesela şey mi oldu? Çimle ilgilenen dayı... olan ee, akşam baktı... Burada maçı oynanmaz. Ben şunu bir boyayayım mı dedi. Kim yaptı bunu çok merak ediyorum ya. Yes. Trabzonkol'da bir senede ne olmuş olabilir? Bir senede çok geriye gitti. Abi ben gerçekten sizi anlamıyorum ya. Yani hakikaten bak bu olayı anlamıyorum. Nasıl bir senede geriye gitmiş olabilir adam ya? Daha iyi top kontrol etmeye, daha iyi bitirmeye, hani çok korkunçtu zaten. Daha iyi bitirmeye, daha iyi şut atmaya, oyun görüşü, daha iyi olmaya ve daha iyi pasörlüğe başladı. Büyük maçlarda daha iyi oynamaya başladı. Yani mesela şeyi anlayamıyorum. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı bu kadar deliren insanlar Tete ve Zaha'yı nasıl öldürmediler şu ana kadar? Ya mesela bu akşam senden şu sorunun gelmesi lazım. Abi Zaha e, kardeşini mi yolladı acaba falan diye bir sorunun gelmesi gerekmiyor mu Kerem Aktürkoğlu yerine? Aa ne oluyor lan? Bir dakika dur 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 hocam ne oluyor lan? Şşş. İki dakikada iki tane gol yedik ne oluyor ya? Dur. Hayır. Hayır dur. Hayır. Öyle bir şey yok. Sakin olun. Bu maçı vermem. Kimse kusura bakmasın ben maçı vermem. Yok böyle bir şey. Aldı dakika arayla iki tane şey yedik ya bu ne ya? Abi atakları Abi bak şimdi şöyle bir problem var bence. Ben Kerem'le alakalı şunu görüyorum. Adam iyi oynarken bir tane öven insan olmuyor. Bir maç kötü oynadığında abi zaten bu adam bütün atakları iyi oluyor. Yani bir kötü maç, bir kötü maç ya da bir etkisiz maç sanki yıllardır öyle oynuyormuş gibi oluyor. Normal oynadığında e, zaten bunu yapacak. Normal diye bekleniyor. Ben dehşet bir e, böyle çifte standart olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yedik. Vallahi yedik. İnanamıyorum ya. Offside mi? Var mı offside? Yok. Cık. İnanamıyorum ya. Gerçekten yedik ya. Ya nereden nereye geldi maç? İnanamıyorum ya. <laughs> Lanet olsun ya. 3-0'dan 3-3'e geldi abi maç. Aldık mı lan? Dök soka. Yok. Yapma. 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 Ya. Vallahi kafa yiyeceğim. Kafa yiyeyim yaşayacağım. 3-0. 3-0'dan 3-3'e geldi maç ya. Dur geldim. Bitirici konusunda bu sene oynadığı rollerin yeni görevinde etkisi var. Diğer özelliklerinde ciddi gelişme Abi bir şey diyeceğim. Yani şey anlayamıyorum. Adam solda iyiydi. Yerine oyuncu aldılar. 10 numaraya çektiler. Hiç kimse şey demedi. Ya abi bu adam niye yerinden kıpırdıyor? Sağda da oynadı bir ara. Bu adam niye yerinden kıpırdıyor? Niye bunun yerine adam alınıyor? Falan kimse bir şey demedi. Ama adam kötü oynayınca sanki hani takımın en büyük problemiymiş gibi davranılıyor. Vallahi ben aşırı derecede haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Her her şeye rağmen de psikolojik olarak inanılmaz güçlü bir adam. Helal olsun yani bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya bu kadar yani bir hata yapınca bütün dünya yıkılacak e, hat-trick yapınca tamam deyip geçirecek başka bir oyuncu olsa vallahi çökmüştü ya mental olarak. O açıdan hakikaten helal olsun. Çok ayrı bir mental gücü var. Her şeyden öte. Ya demin ikinciydik, üçüncüydik. Biz nasıl altıya düşürüz? Bu nasıl bir lig ya? Korkunç bir lig bu ya. Bu ne abi? Ayrıca 23 tane gol yemişiz. Yani kardeşim bir şey diyeceğim de yani kusura bakmayın. Bu set pieces olayını siz niye? Hakan Dolutaş ben sen. Set pieces 4 mü senin ya? Hayır abi hayır ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika Biz aldık abi adam. Bizim şeysimiz var. Set piece koçumuz var abi niye bu almıyor ya? Allah Allah ben de niye böyle oluyor diyorum. Asistan menajer deyince Allah kahretsin be. Boşu boşuna ya. Hemen rotasyona gidiyorum. Hızlıca bir rotasyonumuzu yapalım. Kendimize gelelim. Kerem Demirbay'a ne demedi? Kerem Demirbay'ı kaleye yaklaştırınca ne olduğunu herkes hatırlamıştır ya. Adam Zaten böyleydi Leverkusen'e gitmeden önce. Leverkusen şeyi yaptığı gibi ee, Hakan'ı derine yerleştirdiği gibi Kerem'i de derine yerleştirmişti. Böyle derin derin oynaya oynaya adam şutunu unutmuş. Sakal tıraşı oldum. Saç tıraşı oldum. Başka tıraşlarından bahsetmeyeceğim. Oldum. Dur bir dakika geliyorum. Bir saniye ara vereceğim. Döndüm. Berberim Türk mü? Türk'üm. Türk'üm. Soma Spor. Size rotasyonla çıktım. Oynasınlar. Bak Demirbay sezonu çok kötü girdi. Seviye kat etti. Abi şöyle bir problem var. Yeni bir takıma gelen oyuncuya zaman vermeyip bu çok kötü diyorsunuz. Bence problem orada ya. Ben bunun problem olduğunu düşünüyorum. Yani i̇nsanlara zaman vermiyoruz. Genel itibariyle. İşte genç olsa süre vermiyoruz. Şey yapmıyoruz. Zaman vermiyoruz. Alışması için insanlara süre tanımıyoruz. Vakit vermiyoruz. Belli bir noktada. işte teknik direktörlere mesela zaman vermiyoruz. Belli bir noktada işler rayına oturduğunda helal olsun çok gelişti oluyor. Aslında Gayet normal bir süreçten bahsediyoruz bence. Bana öyle geliyor. Elendik mi ya? Refik sen ne yaptın ya? Bravo Bahri Kaç tane Can var bu maçta şu an? Yalnız var ya şeylerin hepsine de 3 tane palmiye koymuş BM. Ege Akdeniz bölgesinde kaç tane takım varsa hepsinin arkasına bir tane palmiye koymuş, aynı statları yapmış. Yazıklar olsun. İnsan biraz şey yapar be, hocam. Arkada Toki binası var. Onu güzel yapmışlar iştiyse. Arkaya Toki binası güzel olmuş. Bravo, helal olsun. Muhammed Gönül Aça çıktı. Arda Çetin girdi. Ya penaltıya penaltıya gitmesin yalnız. Şişt. Uzamasın şu maç. Elenelim çıkalım temiz temiz ya. Temiz temiz elenip çıkalım hemen. Pıt pıt. Pıt pıt. Ya biz tokatlayalım ya onlar tokatlasın. Hiç problem değil benim için. Bunların hiçbiri sorun değil. Yeter ki bu maç uzatmaya gitmesin. Rica edeceğim. İlk 11 oyuncumu kullanmak istemiyorum. Ne olur. İlk 11 oyuncusu kullanmak istemiyorum hocam. Ali Eren iyi can. Seni koysak ne olur buraya? Oyun o o. 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 Süleyman Özdemir girsin madem öyle. İlk konuda değil artık kendisi. Ama bu nedir böyle hiçbir şey anlamadım ben ya. Hadi hadi Ali Eren İyican da şöyle alayım. Hadi böyle oldu. Oyna. Hocam bu kamera açısı hangi açı? Hocam bu TV açısıymış. Size televizyon kalitesinde izletiyorum. Arteta'yı kovmayan yönetim çok iyi yaşa yapmış. Başka yönetim olsa belki de kovmuştu. Abi ne? Başka yönetim değil. Bak gerçekten herhangi başka bir şey olsa Edu yerine herhangi bir başka bir adam olsa kovulmama imkanı yoktu ya. Ben de kovmuştum yani. Ben de kafada kovmuştum. Abi uzadım açı. Ya atın bitsin rakip. Soma. Ah. Tamam oynayacaksınız bana ne? Aynı takım oynayacak hocam hiçbir şey diyemezsiniz. Uf. Uh. Ay, bir anda bir uyku geldi be hocam. Avrupa Ligi'nin en iyi hocası Emery midir? Öyledir. Şimdi Aston Villa ile de bir kupa alır kendisi. Ah atın be. Manu yönetimi Tenag'ı şeyden dolayı kovamadı ya. Ben söyleyeyim. Yani geçiş imkanı olacaktı ve bunu da kovsalardı taraftar artık iyice delirecekti. O yüzden kovmadılar. Tamam yoksa ya mesela bir futbol aklı falan Sebebiyle olmadı bu yani. Abi bu ne kadar kötü bir maç oldu ya. İyi iş değilse penaltılara gidiyoruz. Hadi. Puh. Adis Yavviç ile başlıyorum. Omar İmer'e atsın. Cenk Şen. Süleyman Özdemir. Sana hiçbir şey attırmam. Osman Haç'ı atsın. Aytemur atsın. Burak Çoban atsın. Ali Eren İcan atsın. Gerisine karışmam. 7 tane belirledik. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Hadi Siavici atar. Hadi Siavici atar. Hadi Siavici atmayacaksa ne yapacak? Hadi Siavici atmayacaksa bu takımdaki penaltı atacak. Vuramaz mısın 9 metre? Yani bir Fatih Terim gibi oyuncular arasında gezeyim mi ya? Adi sen atmayacaksan kim atacağım be hocam? Penaltılar da uzayacak. Berbat bir maça. Berbat penaltılar yakışır zaten. Manu onca şeye rağmen ligde altıncılar deniyor. Zaten bu takımın ilk şey Abi! Manchester United biraz beklenmesi gerekiyor şu andan itibaren. Ineos'un gelişiyle beraber. Şu ana kadar dünyanın en amaçsız kalan kulübü. Ya haçi be yapma be oğlum ya. Dünyanın en amaçsız kalan kulübü şu anda. Ya yani Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde sonuncu oluyor. Kupa alıyorlar. Hiçbir amacı yok. Transfer aklı diye bir şey yok. Şimdi almaya çalışıyorlar akıl. Dolayısıyla biraz beklemek gerekiyor. Şu an İyi ki Manchester United'da değilim. Delirirdim yoksa. Sen olsan Tuhal'i sezon içinde gönderir miydin? Kim gelecek? Kim gelecek yani? Thiago Motta hala underrated kalıyor mu? Artık rate edilmeye başlandı herhalde ya. Şesen mıydı ilk kulübü? Hayvanlık yaptı. Çok key key keyifli bir top oynatıyordu. Yani şurada artık zirve yaptı abi. Şu yaptığı şey zirve. Elendik. Güzel. Yani bari penaltılara gittikten sonra alsaydık bu kadar yorulduk madem ya. Öf. Boşu boşuna yorulduk bir de ya. Hakikaten olacak iş değil. Vay ne Alonso diyorlar. Gitmez. Gitmesin. Gitmesin yani. Gitmez demeyeyim de gitmesin. Gitmeyi versin ya. Ya bütün lig Bayern Münih'e oyuncu ve teknik direktörü yetiştirmiyor olsun abi. Yeter ya. Yeter abi. Yani bütün Bundesliga'yı şey kullanmasınlar. Altyapı olarak kullanmasınlar ya. Ya sıkıldım. Başka bir dünya mümkün. Bunu görebildik artık. Geçen sene de görmüştük de son saniyede Dortmund Dortmund'luğunu yaptığı için göremedik. Başka bir dünya mümkün. Bayern nerede sıçar? Gördük. Ha Spezia pardon, Cesena diyorum ya. Spezia'daydı pardon. Doğru. Spezia'daydı. Spezia'daydı da keyifliydi. Bayağı keyifliydi. Ligin eğlenceli top oynayan nadir orta sıra takımlarından biridir zaten Spezia. ya. kadromuzu düzeltelim bir dakika. Hocam bir dakika. Alonso Real olur mu? Ancelotti kalacakmış abi, olmaz. Ancelotti kalırken nereye oluyor? Üzeyir Ergün. Muhammed, Cenk Şen ya da Eren bayrak pardon. E, ee, Samet Yalçın, Halil İbrahim Sevinç, Halil İbrahim hepiniz. E, ee, Gökdeniz Bayraklar, Pedro Brajao, Albayır, Celal Dumanlı. Evet. Artık bu ideal kadron bu benim. Başka yapacak bir şeyim yok şu anda herhangi başka bir takımda oynayabilecek durumda değilim. Artık daha fazla risk alamayacağım. Adis Yahovic, Egemen Gençalp, Omar Imeri, Kenan Özer, Kenan Özer Gel yani oyna. ben olsam çok net Liverpool'a giderim. Düşünmem bile. Hiç şey konuşulmuyor çok enteresan. Barcelona hiç konuşulmuyor. Çok enteresan. Yani bir İspanyolun ya tamam Katalan değil herif de. Bir İspanyolun Barcelona isteme ihtimali çok yüksek. O yüzden zaten Arteta ile ilgili haber de çıkıyor. Öyle bir şey olursa kendimi keserim. Bugün net söylüyorum. Kendimi keserim. Futbolcular arasından en iyi teknik direktör kimler olur? Oo sen ne yaptın Samet Yalçın? Yes. Busquets. Sergio Busquets hayvan gibi teknik direktör olur. Bana öyle geliyor. Sergio Busquets öküz gibi teknik direktör olur bence. Net. İsterse yani. En iyi adamlarla çalıştı. Ben bu arada Barcelona ile ilgili bir şey anlamıyorum. Barcelona ile ilgili her gün şey diye haber çıkıyor. Barcelona, e, Haaland'ın menajeriyle görüştü. Ama finansal olarak e, çare arıyor. Barcelona, Arteta ile görüştü. Fakat e, işte çare arıyor finansal olarak. Barcelona, işte şeyle görüştü. E, dün de gördüm, bir haber daha gördüm. Yine acayip bir transfer şeyi. Stoper. Ama finansal olarak çözüme ulaştırmaya çalışıyor. Abi Barcelona'nın parası yoksa niye sürekli transfer yapmaya çalışıyor Barcelona? Manyak mı bunlar? Ne yapmaya çalışıyor Barcelona yani? Da batmaya mı çalışıyor? Net, net şekilde batmaya mı çalışıyor? Şu ana kadar herkes kurtardı zaten Barcelona'yı. Lig yönetiminden şeye kadar. UEFA'ya kadar. Ya i̇lla batmaya mı çalışıyorlar? Onu çözemedim ben bir türlü. Dezer bir Barcelona konuşuluyor. İnanılmaz şey bir ikili olur. Yani tencere kapak olur. Obsesif kulüp, obsesif teknik direktör. Olsun. Yapma, yapma. Yemeyelim. Ay. Oh. Bravo. Ben esas şeyi merak ediyorum. Herkes böyle işte Alonso Liverpool'a gelsin. İşte ne? Abi dışarı gidiyordu top. Attı kendini yere. Ah! Verilen penaltıya bak. Rezilliğe bak. İnanamıyorum ya. Ya son saniyede verilen penaltıya bak. Rezillik ya. Yazıklar olsun lan. Puh. Puh. Ben sizin yapacağınız işe be kardeşim ya. Aa, inanılmaz bir penaltı verildi ya. Böyle bir şey olamaz abi. Maç elimden alındı. Beraberliğe getirildi. Böyle bir şey olamaz. Rezillik. Valencia Real maçında sayılmayan son dakika abi. Ben şey yapmıyordum bu arada. İzlemiyordum maçı. Ee, Londra Merkez grubuna Erman şey yazdı. Hala sinirden titriyorum falan gibi bir şey yazdı. Lan dedim ne oluyor acaba? Ne oldu acaba? Yani ne olmuş olabilir maçta da sinirden titriyorum falan yazıyor bu adam. Hakikaten Real Madrid taraftarı o zaman ben de sinirden titrerim yani. Öyle. Abi ben nasıl yani ya kalecim sıçıyor ya savunmam sıçıyor Aldayır yine bir sel takımına gitmiş güzel şey demeyiz güzel 13 gün güzel siz güzel bir tatil yapın güzel kardeşim siz bayağıdır maç yapıyorsunuz siz şöyle güzel 2 gün ne oluyor siz şöyle 2 gün ne oluyor lan? ya Allah Allah antrenmana şey yapacağım ya 2 gün tatil vereceğim ha Aa, biz de orada muhabbetimizi yaparız. Benim gelecek seneyle ilgili en merak ettiğim şey bir. Manchester United gerçekten doğru düzgün bir kadro kurabilecek mi? Ki artık para harcayabiliyorlar mı? Ondan çok emin değilim. Yani. Ne durumdalar bilmiyorum. İki. Arteta Marteta giderse hakikaten çok fena olur. kendimi keserim dediğim gibi. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama biz seneye daha güçlü gireriz eğer bir saçmalama yaşanmazsa. Üç. Liverpool'un başına kim gelecek ve geçiş sancısı ne kadar uzun olacak onu merak ediyorum. Ee, böyle bir acaba geçiş hocasına giderler mi atıyorum biraz daha pragmatik efendim gel eldeki kadrodan derim al biz dörtten kopmayalım falan bir şey yaparlar mı yoksa biz gene sıfırdan başlıyoruz ya bir Alonso tipi biri gelecek böyle bir şey mi istiyorlar ben onu merak ediyorum. Barcelona ne yapacak gelecek sezon çok merak ediyorum. Mbappe gelirse kadro nasıl dizilecek Real Madrid'de onu çok merak ediyorum. Mbappe'nin gidişinden sonra Paris Saint-Germain şampiyonluğu kaybeder mi? Eğer öyle bir şey olursa gelecek sezon Mbappe'nin kalkan götünü kimse indiremez artık. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Çok tehlikeli bir durum dünya futbolu açısından. Eğer Paris Saint-Germain Mbappe gittikten sonra ilk sezon şampiyonluğu herhangi bir takıma kaybederse Mbappe'nin götünü kimse yere indiremez çok net söylüyorum. Bir de İnzagi acaba bir yere gelecek mi? Yani şey muhabbetine bu arada izleyenler vardır. E, Sokates de zaten e, İlhan da söylemiş. Hani kendini gösteren her e, Premier Lig'de olmayan adama EPL yapar mı sorusu çok sinir bozuyor. E, şey demiş. Yani İnzagi interde kalsın abi. Çok iyi yönetilen bir kulüp zaten. Hakikaten öyle. Bir de tabii Leverkusen ne yapacak? Leverkusen de bir yandan şey diyor. Simon Rolfes. Bu arada Eyüp deplasmanındayız. Simon Rolfes bir yandan şey diyor. Hoca kalacak. Bir yere gitmeyecek falan diyor. Ama onlar aynen devam ederler. Yani şampiyonluğa oynayabilirler demiyorum da. Yıllardır zaten çok iyi transfer yapıp. iyi teknik direktör getirip. Bir şeyler oynuyorlar. Aynı şekilde devam ederler. Roger Schmidt'i de getirdiklerinde bayağı iyi oynuyorlardı. Şampiyonluktan uzakta. Bu çok ekstra bir sezon. Yani bu normal bir sezon değil. Ama muhtemelen belki şeyden dolayıdır. Yani Xabi Alonso normal bir adam değil. Belli ki. Bak ya. Bak ya. Bak şey yenen gole bak. Bu kadar rahat gol yenir mi abi birinci dakikada? Yani bu kadar kritik bir maçta tak diye Grimaldo'yu bedavaya getirmek akıl. Abi bak Grimaldo Benfica'dayken de hani bedavaya düşmeden önce de Benfica'dayken de inanılmaz bir oyuncuydu ki orada dörtlüde oynuyordu. E yani Benfica'da oynarken Portekiz Ligi'nde dörtlü de öyle oynayabilirsin. Ama kanat bek olarak yani kimsenin düşünmemiş olması, kimsenin Leverkusen'e gelene kadar almamış olması benim aklım almıyor bu işi. Vallahi almıyor. Kimler kimler saçma sapan takımlara gittiler. Grimaldo öyle kaldı orada. Aynı şeyi ben gerçi Franco Servi içinde düşünüyordum. Servi berbat bir oyuncu haline dönüştü ama. Yani. Dön. Dön hocam. Dön hocam. Sağdan devam. Bindir. Hey, of. İyi top. Kestik. Gol. Oh. Oo, öküz gibi yakalandı. Aa, güzel. Hayvan gibi kontrol edik be. Hayvan gibi kontrol edik lan. İnsan gibi kontrol edemedik yani. Hayvan gibi kontrol edik. Gökteniz bayraklar. Çıktın abi. Öldün çık. Yapacak bir şey yok. Ya yani gerçekten rakip hiçbir şey yapmadı. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ama ya rakip hiçbir şey yapmadı. İki tane kontra geldiler ya. Başka hiçbir şeyleri yok. İkinci yarı biz gene daha iyi oynarız. Hadi bakayım. Bu kaptırılan topla beni öldürecek ama ya. Bak 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 bak. Aa! Her kontrayı yürüyerek geliyorlar ya. Ben olayı çözemedim. Her kontrada yürüyerek kaleye geliyorlar. Virts inanılmaz bir topçu. Doğru sisteme giderse hayvan gibi gelişim yapar. Gelsin. Hemen gelsin kardeşim. Hemen gelsin. Onu da böyle yalancı şey gibi oynatırız. Havertz gibi oynatırız. Sağa girer, sola girer, merkeze girer. Her yere girer Wirtz kardeşim. Zaten Wirtz biliyorsunuz Havertz'i sattılar. Okuttular şeye. Ee, Chelsea'ye. Wirtz'i koydular. Şimdi Wirtz'i okutacaklar. Başka birini koyacaklar. Zaten lever kuzen böyle bir takım. Hop. Hadi daha zaman var lan. Yani atarız anlamında diyorum. Yeriz anlamında demiyorum güzel kardeşim. Oyna. Oyna. Oyna bravo. Oyna bravo. Ah. Lig 1 takip ve değer 3 Wonder Kid alın. Kuru Aklıma ya. Ay en tatsız şey oldu. Öf. Var mı lan yorulan başka? Gel. Değiş. Gel. Değiş. Kurupi Çok net. Ya yani Zaire Emery'i söylemeyeceğim herhalde artık. Şey. Florian'ın yeni forveti. Ay Bakayoko diye isim geliyor. Çocuğun adı Bakayoko değil. Dur bir dakika. Şeyden geldi. Lask Linz'den geldi. Lask Linz'den geldi kendisi. Hemen bakıyorum. Bu arada Farioli yavaştan vedaya geçiyor. Bravo Farioli. Helal olsun. İçeride Montpellier'e kaybetmek çok büyük bir başarıdır. Ay Allah'ım kimdi lan? Çocuğun adı neydi ya? Delireceğim. Devre arası geldi daha yeni. Ha Bamba Bamba. Tamam Muhammed Bamba. Dikkat edin. Bir tane de kimi versem? Muhammed Bamba. Bradley Loco'yu da söylemeyeceğim. Onu da biliyorsunuzdur artık. Yani Bradley Loco da söylenecek bir adam değil. Elias ben Segir diyeyim hadi ya. Bak az önce inanılmaz bir şekilde puan çalındı benden. Şu anda da o moral bozukluğuyla bir anda kendimizi playoff'un dışında bulduk. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Celal Dumanlı ne kadar yoksun? 4-5 hafta. Üf. 4-5 hafta. Neler kaçıyor? Gençler Birliği maçı kaçıyor. Ümraniye Spor maçı kaçıyor. Bandırma maçı kaçıyor. Giresun maçı kaçıyor. Giresun maçı kaçmaz. Bandırma maçının kaçması çok kötü oldu. Ah ah ah. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz şu an. Şu an sıkıntılarda zirvedeyiz. Gençler Birliği maçında puan kaybettiğimiz an bir anda her şey biter. Yok bitmez yani o kadar da değil. Demin de aynısı oldu. Çıktık yukarı. Tarihin en iyi İspanya, or İspanya abi o hiç söylemeye gerek yok işte ya. Kupayı alan üçlü abi. Xavi Iniesta Busquets ya bunun şeyi yok. Denenmiş, görülmüş, yapılmışı var yani. Yapılmışı var. Bak bu Real Madrid'in teknik direktörlüğü işine niye bu kadar takıldık onu anlamıyorum ben. Adam bırakmayacağım diyor. Yani Ancelotti gelecek sene devam edeceğim diyor. bir sene sonra belki bırakabilir. Ama 2 sene sonrasını teknik direktör değişimini de söylememek lazım. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bayern Münih'in başına Nagelsmann geldiğinde mantıken ben şunu düşündüm. 20 sene Nagelsmann Bayern'in başında kalacak herhalde dedim. Yani. Herhalde 20 sene Nagelsmann Bayern'in başında kalacak herhalde dedim yani. Şimdi mesela büyük ihtimalle yazın. Hani Almanya sıçarsa ki sıçma ihtimali bence yüksek. Nagelsmann çekilir orada. Bir yere gidebilir. Ben Nagelsmann'ları uzun süre şey kalabileceğini düşünmüyorum ya. Almanya milli takımında falan kalabileceğini düşünmüyorum. Çok sevmiyordur yani. Ne işi var abi? Tamam Kenan Özen gel oyna artık. Yapacak bir şey yok. Gel Kenan abi. Kenan abim. Kenan abim gel artık. Hadi bakayım. Rodri, Iniesta, Alonso. Abi Rodri, Iniesta, Alonso oynayamayabilir mesela. Rodri yani şimdi ya şimdi 6'ya kimi koyacağım? Rodri'yi mi koyacağım? Alonso'yu mu koyacağım? 2 tane 6 koyduğunda ya yani Rodri 8'de oynar da, oynuyor da zaten de. Iniesta ne olacak? Çünkü Iniesta 8. Ya yani mesela beraber oynayacak bir üçlü de değil. Ha isim olarak diyorsan o ayrı, onu bilmem. Abi Busquets ben mesela zamanında çok şey dedim. Sahayiçi çirkinliği de çok yapan bir adam. O yüzden çok sevmem. Ama yani inanılmaz bir oyuncu abi Busquets. Bak Busquets yürüyerek MLS'te şey yapıyor. Ee, gerçi Suarez de yürüyerek oynuyor da. Yani şu haliyle adamların futbol zekası şey oluyor böyle. Yani taşıyor. Onu görüyorsun. Biz yine kabız bir gün geçiriyoruz belli oldu. Bir de yani şimdi en iyi İspanyol orta saha üçlü tarihin en iyi üçlülerinden bir tanesini oluşturmuş adamlar abi zaten. Gerek yok. Aramayalım ya. Aramayalım. Bence. Hadi lan. Allah Allah. Hadi lan. Tamam. O zaman risk alıyorum. Risk alımı yapıyorum şu an. Risk alımı yaşıyorum. Hop forvet attım içeri. Hop. Hadi lan. Oynayalım. Zaten rakip de gelmiyor. Gelir şimdi atarlar gerçi. Ah! Ah! Nasıl kaçtılar onlar? Oyna, oyna. Oyna, hadi oyna. Oyna. Biraz gaza gelelim. Hadi oğlum. Hadi. Hah. Gerçekten gerçekten amatör gibi top kaptırıyor. Ben delireceğim ya. Abi üçüncülük takımı da değil bu yani. Hani şimdi şey diyeceksiniz. Çok üst seviye takım değil. Normal falan diyeceksiniz. Üçüncülük takımı da değil bu ya. Bu kadar da olmaz yani. Gökdeniz çık. Gökdeniz çık senin yerine. Aa alamıyoruz. Yabancı sayısında sıkıntı oldu. Tam Pedro Brajao'yu aldım o zaman. Gökdeniz çıkarmadık. Oyna. Hadi artık ya. ya. Şu kadar ciddi bir dominasyon. %75 ile oynadık bütün maçı ya. Gol. Ver. Ne yapıyorsun Gökdeniz? Ya uzaydan vuruyor Allah'ım. Ceza sahasında 750 kişi var uzaydan vuruyor ya. Dani Nunku. Bir daha salla. Kalabalıkken yapın şu topu. Ha. Çevir. Ah topla beraber çıktı. Aman yarabbim. Delireceğim. Delireceğim. Yani Celal Dumanlı olmadığında gol atamıyoruz anladığım kadarıyla. O zaman yapacak bir şey yok. Güzel. Hadi bakalım. Celal Dumanlı olmadığında yapacak herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Dükkanı kapatabiliriz o zaman. Yani bu nereye kadar böyle gidecek? Kaç maçtır kazanamıyoruz biz? 1, 2, 3 yani şey sayma. Yani rezillik bu. Son 4 maçımızın, 4 resmi maçımızın 3'ünde gol atamadık. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Xavi, Iniesta, e Kola, Çekirdek. Abi yok bunlar hakikaten ayrılmaz. Ha şey derseniz benim en sevdiğim e, İspanyol o üçlü orta saha Rodri Alonso Michu derseniz anlarım. Ama yani ayrılmayalım. Bir ayrılmayalım sevenleri. Brighton'da anlamadım. Ben kazandığım maçlarda domine ediyorlar. Kaybettiklerinde domine ediyorlar. Ben Brighton'ı hiç anlamadım. Ben Brighton'ı birçok açıdan anlamıyorum. Brighton'ın ya bazen ya oyunu domine etmekle oyunu kazanmak arasında çok ciddi bir fark var bence ya. Yani oyunu domine edebilirsiniz abi. Ama kazanmadığınızda domine etmeniz neye yarıyor? Onu çok anlayabilmiş değilim. Mesela şeyde de var aynısı. E, Fariol'de de var aynısı. Fariol'de mesela inanılmaz başladı sezona. İnanılmaz övülüyordu. Fakat Fariol'nin şey problemi vardı. Rakibi açamama problemi vardı. Ve gol yemiyorlardı. Gol yemeye başladılar. Bir noktada gol yiyorsun. Yani şey değil. Yani rakip e, biraz analiz ediyor. Çözüyor seni. Ve ondan sonra bir şey üretememeye başladılar mesela. Yani şu an e, yanlış görmediysem az önce baktım. İçeride Montpellier'i kaybediyorlar. İçeride Montpellier'i kaybediyorlar. Ve şu anda durum şuna dönüşmüş durumda. Bakınız. E, bir ara... Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-2 yenmiş olan takım liderliği almış olan takım son 5-6-7 maç mı oluyor? Son 8 maçında bir galibiyet iki beraberlik oluyor. Yani aynısı <laughs> Dezerbi'de de var. Şey gibi oluyor sanki. Yani inanılmaz domine eden bir A planı. Fakat buna bir cevap geliştirildiğinde aynı şeyi zorlamaya devam etme gibi bir şey geliyor bana şeyde bu arada Brighton'da şeyi çok görüyoruz. Yani şeyde Nis'te öyle bir şey olmadı da Brighton'ın bu sene param parça edildiği de çok fazla maç var. Yani yüzde %75'le topa sahip olup hayvan kamyonda gol yediler yani. O da çok var. Bu adamların şeyi biraz galiba problemli ya. Adaptasyon problemi mi var diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Mesela genç teknik direktörler arasında Will Steele bana daha şey geliyor. Muhammed gönül açar. Oh. Ya zaten çok dar bir kadron var. Yeter sakatlanmayın ne olur ya. Sakatlanmayın abi. Niye sakatlanıyorsunuz sürekli? Yeter. Yeter yapmayın. Sürekli sakatlanılıyor. Neyse Allah'tan Ümraniye maçı son. Şunları yenmem lazım yalnız. Yeter abi. Yeter gözünüzü seveyim ya. Gökdeniz Bayraklar. Antrenmanda 8 rating. Maçta hiçbir şey yok. Tam bir antrenman topçusu işte. Evet bu arada böyle bir şey var. Demin ben de sinirlenirken gördüm. Gençler Birliği hakikaten böyle bir kiralama yoluna gitmiş. Yani bazen FM'de de bir şeyler oluyor ya. Hadi lan diyeceğimiz şeyler oluyor. Gerçi bu sene başında Kenan Yıldız Gençler Birliği'ne kiralanmış olsa ve iyi performans gösterse. Aa bravo lan Juventus iyi topçu bulmuş falan derdi. Şu an Del Piero diyorlar. O da ayrı. Hadi abi ya. Hadi abi hadi abi artık. Hadi hocam. Şeyi de oynatamayacağız orada dur bir dakika. Süleyman sen gel gir kadroya. Heh. Hadi artık. Hadi gözünüzü seveyim yani. Yeter artık. Oyna. Oyna yeter artık. Biz burada gökdeniz bayrakları hayata döndürmeye çalışıyoruz. Adamlar Kenan Yıldız'ı kiralamış ya. Yani. Hayır. Offside. 5 büyüklükte underdog olarak sayabilecek favoriler hariç en keyif veren takım. Bak bu sene şeyi izlediniz mi hiç bilmiyorum. Brest'i hiç izlediniz mi? Brest'i böyle bir takip etmek gerekiyor. Kesin. Sadece oldukları yerden dolayı demiyorum bu arada. Yani kazandıkları, kaybettikleri, berabere kaldıkları, yenilmedikleri maçlar falan bile çok keyifli. Ee, o açıdan hakikaten şeyler yani. Freiburg her zaman, her daim, efendime söyleyeyim. Hele ki geçen seneki Freiburg. Hele ki geçen seneki Şampiyonlar Ligi muhabbeti. Yani Freiburg mu gidecek? Union Berlin mi gidecek? Urs Fischer hocamı da yediler bak şimdi aklıma geldi. Underdog sayıyorsak Lil mesela şu an çok keyifli. Bakınız Lil. BKZ Lil. İyi top. Bir kafa topunda alın be. Adam yürüyerek geldi ve asist yaptı. Ya inanamıyorum abi yürüyerek geliyor yani. Niye kimse durdurmuyor hocam? şey bakacağım lan. Şu an aklıma geldi dur. Bir dakika. Dur. Tamam. Artık girin. Yeter artık girin yani. artık girin yani oyunculara. Lütfen oyunculara girin artık. İndirin yani kusura bakmayın. İndirin şu adamları. Başlarım böyle işe geriye geriye koşa koşa. Samet bravo. Yaptın Samet. Gol. Yes. Oh be son 2 3 haftada bir son zamanda futtan. ha abredli loko çıkıyordur mutlaka. Pierre lesmelu Öf. Pierre Lesmelo 50 kere çıkmış olması lazım kartı. Pierre Lesmelo kariyer zirvesini yaptı ya. Kariyer zirvesini yapıp Premier Lig'e giden adam bir daha kariyer zirvesi yaptı. Çok enteresan hikaye bak. Penaltı. Gördüm hocam penaltı. Hiç uğraşmayın. Güzel. Hadi bakayım. Hadi Kenan. Bravo Yes. Kendimize gelelim bir şey olalım artık yani ya. Bu nedir böyle? Ya Cezayir ne yapıyorsun ya? Burada offside yok mu hocam? Nasıl geldi o top oraya ya? Başka bir şeye bakıyordum ya. Ne güzel kaçtı arka herif. Ne güzel bitirdi. İnanılmaz bir pozisyon bitirdi herif. İki şut iki gol. Of. Bu gol yeme olayını nasıl, nasıl çözeceğiz biz ya? Ben anlamadım valla. Ne yaparsam yapayım gol yiyorum. Güzel. İyi build up. Brajao gel top al. Bravo Brajao. Ne biçim pastan o. İyi top. Faul yok muydu orada? Ya Brest'te Abercel var. Abercel diyorum. Ee, şey var. Neydi lan herifin adı? Aa bana ne oluyor bugün ya? Sol stoper. İnanılmaz bir sol stoperleri var. Zaten Premier Lig yapacak büyük ihtimalle. O yüzden sıkıntı yok. Eee Hah, eh, on 10 numara topçu. Bakın sayıyorum. brasiye 10 numara topçu. Valencia'dan çıkmadı. Pierre Lesmedou hayvan gibi oynuyor. Del Castillo inanılmaz oynuyor. Keniela, Bradley Loco inanılmaz oynuyor. Marco Bizot gayet iyi oynuyor. Gayet iyi oynuyor bunlar. Ve şey de söyleyeyim. Ee, dayı teknik direktörleri Şey. Yıllar sonra teknik direktörlük yapan bir adam. Yani sportif direktörlük, teknik menajerlik falan filan bunları yaptıktan sonra Forest'in teknik direktörlüğüne geldi yani. Bodrum Spor bana gerçekten acı vermeye başladı ya. Acıyorum yani şu an. Bütün vücudumda bir acı. Bir de kaptır onu Çavuska. Yok Magzim Avuca bize ilaç gibi gelecek. Öndeki savunmamızı çok rahatlatacak Magzim Avuca. Ele Avuca sığmayan bir oyuncu olarak lanse edeceğiz. Muhammed'i koyduk olmadı. Süleyman Özdamar zaten maç veriyor. Ben anlam Çeluska da maç veriyor. En tecrübeli oyuncumuz. Gol. Yes. Hadi oğlum hadi. Hadi biraz top alalım ya. Topu alalım. Lütfen alalım şu topu. Ne? Ha? Neye bakıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız? Burada nasıl offside olabilir ya? O kadar arkadan giriyor herif. Aferin oğlum. Hadi gaza gelin biraz. Hadi biraz gaza gelin. Ben size gaza getireyim. Hadi. Hadi bakalım. Samet yoruldu. Hadi İbrahim'i aldım. Al Aldı ayrı çıkardım. Bir oyuncu daha aldım. Yaldır yaldır oyuncu alıyorum be. Yaldır yaldır oyuncu alıyorum. Hadi bakayım. Kontrol tamamen. Bütün maçlarda da kontrol bizden. Dezer miyim ben galiba? Şu an fark ettim. Ben dezer miyim galiba? Yok yok, yok. yok 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 yok. Hayır. Hayır 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 hayır. 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 O kadar belli ki ya. O kadar belli ki ya. O kadar belli ki yani. İnanamıyorum ya. Şu maç nasıl şuraya geldi ya? Oh. Ivan Şapon hiç gol kralı yaptık. Allah'ım. Ben yani şu an şunu yapacağım. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi lan? 131, altı tane şut, beş tane gol. Bu ne abi ne ne oluyor ya? Su atacağım. Bak benim olayımdır. İmzamdır benim. Su şişesi atarım ben. Oyuncularıma su şişesi atacağım bir dahakine. Hakikaten yapacağım bunu. Aha çağırıyorlar. İyi zaman verdiler. Zaman verdiler. Ya buf. Neyse devre arası bize ilaç gibi gelecek şu an. İlaç gibi gelecek. Durduk yere abonelik geldi. Ne oluyor? Abone bile değilim. Abonesin işte. Sen kimsin? Bu abonelik muhabbeti nasıl gidiyor? Ben şey çözemedim. Ee, hani Twitch'te sonuçta takipçi abonelik gidiyor. Youtube'da random mı gidiyor? Dünyadaki herkese mi gidiyor? Nasıl oluyor bu iş? Burada FM oynuyoruz ya. Arada başka şeyler de oynuyoruz. Muhabbet ediyoruz falan. Öyle bir insanım yani. Tanısan belki seversin bilmiyorum. Ama sana nasıl üyelik ben, ben Nasıl oluyor bu üyelik muhabbeti? Ben hakikaten çözemedim daha. Ben bu işi çözemedim. Kanalına abone bile değildim abi. Allah Allah çok değişik. Oğlum hakikaten böyle bir şey mi var? Yani şey gibi mi bu? Hediyeyi herhangi birine mi atıyorsunuz? Ben gerçekten kanala hani takipçi olana gidiyor falan zannediyordum bunu. Eren Kırcı, sen balkondan aşağı mı döktün aboneliği? Ya bana öyle geliyor artık. Tamam 28 gün şeyimiz var. Aa, bir daha gitti. Şimdi gene gelecek insanlar diyecek ki kardeşim sen kimsin? Ne oluyor burada? Bu neyin üyeliği Allah kahretsin falan. Gene sertleşmeler yaşanacak. O zaman bir iyi akşam. Dur isimlere şöyle bir bakayım de belki aklında kalır. Hani gelip bu ne oluyor lan burada falan diyen olursa bu kadrodan şey yaparım. Güzel. Güzel. Enteresan ya. isimler var. Enteresan isimler var. Enteresan isimler var. İyi oldu. Güzel oldu. Ben vallahi şeyi anlamadım ha. Yani Türkiye'deki herhangi birine üyelik atılabiliyor mu o zaman? Garip bir şey. Ben hakikaten Twitch'teki gibi hani takipçiye abonelik veriliyor zannediyordum. Öyle değilmiş demek ki. O zaman ee, bu arada teşekkürümüzü iletelim. Teşekkürümüzü böyle iletiyoruz. Kalbimizi attık. Ozan Bey iyi akşamlar. Vallahi madem Ozan Bey ya e bir şey de dipte bırakalım mı? Ya yani şu an ideal olan bu bence. İkinci yarıya başlamadan. Ozan Bey iyi Yine iyi çok mutsuz bir şekilde kalktığım bir FM yayınının sonuna geldim ya. Bu yayını bu hale getiren Allah kahretsin bu savunmacılarıma benim Allah kahretsin ya. Yok abi Ozan, ben bir iyi akşamlar. demek ki pozitif oynanmayacak demek ki dengeli oynayacağız. Demek ki ne yapacağız? Topu biraz daha yağımızda tutacağız. Ölene kadar herhalde. Demek ki merkezden oynamayacağız. İderiye sıkacağız. Ozan, demek iyi ki akşamlar. sert gireceğiz. Yüksek savunmayla oynamayacağız bu. Yani ilk yarıda hala oturmadıysa taktik oturmayacak ya. anlamına geliyor bu hocam. O zaman bir takip etmesen ya. kanalına girsen bile sadece ha Allah Allah enteresan. Mehmet Arslan hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Ama biraz geç geldin. Ya şu an ben mental olarak çok zorlanmış durumdayım. Daha fazla devam edemeyeceğim. O zaman bir iyi ya. FM beni çok çökertti yine. Tam bu, işte bu yüzden. Tam da bu yüzden. eee Acaba FM oynamasam mı diye düşünüyorum bazen. zaman bir iyi akşamlar. Bir videonu izlemiştim abi. Önceden videoları izleyenlere de gidiyor. Ulan bu nasıl bir algoritma ya? Korkuyorum oğlum ben bundan. Vallahi yani. Atıyorum şöyle bir şey var. Clickbait bir başlık yazdım. zaman bir iyi akşamlar. Tayvan'daki bir adam tıkladı. Önüne düştü tıkladı. Şimdi i̇şte sen bu adama abonelik gönderebiliyor musun yani gerçekten? Böyle olmaması lazım hocam. zaman bir iyi akşamlar. Youtube... Kendine gel abi ne yapıyorsun? Bak Twitch o işi güzel halletmişti. Şimdi burada başka bir şey övmeyeyim de. Twitch daha mantıklı geldi bana bilmiyorum. Ondrej Celuska sana kontrat vermem. Ozan, bir Kenan Özer mi? sana kontrat vermem. Eren Albayrak sana kontrat vermem. Hepiniz gidiyorsunuz. Ee, Yadis Yahavici mümkün değil sana kontrat vermem. İmkansız bunlar. Temizleyeceğim sizi ya. Burada kontrat vereceğim bir tane adam var. Ozan Bey iyi akşamlar. Adem Metin Türk. Adem Metin Türk. Yaşlılara amaçları mümkün değil ya. Kimseye vermem. Gerisi hiç beni ilgilendirmiyor. 3. O zaman iyi akşamlar. O zaman bu iyi akşamlarla beraber ben yavaştan kapatayım. Çünkü gerçekten sıtkım sıyrıldı. Dur yeni yıla bir girelim. Eee 2024. O zaman bir iyi akşamlar. Hmm. Yaptık. Şeyimize de girdik. Veg budgetımız hiçbir şeyimiz yok. Mükemmel. Mükemmel. O zaman iyi akşamlar. Hiçbir şekilde paramız da yok. Harika. Ee, tabii ki ben haftaya FM gene oynayacağım. Yani ben bu ligi bitireceğim. Ben bu ligde en az playoff göreceğim. O zaman bir iyi akşamlar. Hırslıyım. Gerginim. Bu hırsımı, gerginliğimi olumlu şeylere çevireceğim. Ve Bodrumspor'u Sporu Süper Lig'e çıkaracağım. Bunu siz de göreceksiniz. Bunu siz de göreceksiniz. O zaman bir iyi akşamlar. Ee, pinli halde gördüğünüz Discord kanalında gelirseniz e, pazartesi günleri o haftanın yayın programını yazıyorum. Salı günleri Geogaster oynuyoruz. Çarşamba, perşembe günleri başka şeyler. Cuma günleri ise bambaşka şeyler yapıyoruz. Mesela bu hafta bu cuma günü ben kendi kendime sinirini bozdum. Siz de tebde beni dinlerken bu adam ne konuşuyor diye düşündünüz. Böyle böyle şeyler oluyor bu kanalda. Bir de Twitch kanalımız var ona da gelebilirsiniz ve hepinize keyifli hafta sonları diliyorum. Liverpool City maçının berabere bitmesini diliyorum. Haftaya da lider olarak Arsenal'ımız başlayacaktır. Buna inanıyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler.